5 yıldır haber alınamayan Tuğba Düldül kaybında kilit isim abi Muhittin konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak. Doğruyu konuşacak onlar. Bize şeref sözü verdin, bize namus sözü verdin. Kızımızı gelin olarak aldın. Kızımız kayboldu, bize niye haber vermedin? 17 yaşındaki Özlem Kuru'yu kaçırdığı öne sürülen Hakan'a kim yardım ediyor? Bunu bir görgü tanığı bize söyledi, aracın içinde gördüğünü. Ve dün de Emre aynı araçtan bu Hakan'ın amcasının mı, amcasının oğlunun mu olduğunu söyledi. 2,5 yıldır haber alınamayan Zehra ile Korhan kaybında şok gelişme. Öldü mü sizce o adam? Öldüğünü sanmıyorum. Kendi bilinci açıktı adamın. Kendi atladığı bu tarafı. Hasan Yiğici'nin akıllara durgunluk veren aşk, şantaj ve ihanet dolu hikayesi. 3 yıl boyunca bana şantaj yaptılar. Sonunda da beni bıçaklayıp öldürüp susturmaya çalıştılar. Efendim merhabalar. Yeni başlayan haftada yine gerçeğin peşinde saati. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Star TV ekranlarından sevgiyle, saygıyla bütün sevgili seyircilerimizi selamlıyorum. Gününüz güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Programımız başlıyor. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Sağlıkla geçirmişsinizdir. Ve sevenlerinizi, sevdiklerinizi korumuşsunuzdur. Umarım. Efendim tabii ki hemen uzmanlarımızla başlıyorum. Doktor Taner Güven hocamız bizimle, adli tıp uzmanımız. Avukatımız Hasan Kocabey bizimle birlikte. Polis eğitmeni ve güvenlik uzmanı Murat Aydın da bizimle birlikte. Hepinize iyi haftalar, iyi programlar diliyorum. Sizler de hoş geldiniz. Ben geçen haftalardan bugüne gelen bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Mehmet Gök ismini hatırlayacaksınız. 41 yaşındaki İnşaat işçisi Ankara'ya çalışmaya gittiğinde eşi iki çocuğunu alıp Dürdane ortadan kaybolmuştu. Bir köylüsüyle kaçmıştı ve Ankara'ya yerleşmişlerdi. 3 yıldır Mehmet'in çocukları görme mücadelesi, boşanma mücadelesi, çocuklarını alabilme mücadelesi devam ediyordu. Bir iki kere teşebbüste bulunmuş ama karşı taraf kaçırmış, o onu kaçırmış vesaire. Sonunda biz buradan Mehmet'i Ankara'ya gönderdik. Tamam, karşı tarafta söz verdi ve çocukları gösterecek diye. Evet, bir kavuşma yaşandı Ankara'da ama buna kavuşma denirse eğer. Aylardır çocuklarını göremeyen Mehmet Gök, oğlu ve kızına kavuşmak için programımıza başvurmuştu. Evlat hasretiyle yanan Mehmet, çocuklarıyla buluşmak için soluğu Ankara'da aldı. Tam buraya kadar geldim ben oğlum ben ya. Sizi görmeye geldim ben ya. Ama ben seni çok severim bak. Yağmur'u da çok severim, seni de çok severim oğlum. Sizin ikiniz için canım veririm. Canımı. Uzun uğraşlar sonunda ikna oldular. Konuşun oğlum, konuşun ya. Hiç bunları özlemediniz ya. Neden bunlar sizi öğretiyor böyle? Öğretmeniyorum. Apartmandan çıkmadılar. Şu anda el sallamadan gidiyorlar. Buyurun. Ben bu çocuklarımı çok çok seviyorum ama bu yani çok, kötü masumların kanına girmeye gerek yoktur. Çocuklarınızı görebildiniz sen 5 evet. Dakikada olsa evet. Ne hissediyorsun, ne söyleyeceksin? Çok üzülüyorum. Gördüm ama 3 yıldan böyle 5-10 dakika gördüm. Şu anda biraz rahatladım ama yanıma aldığım zaman da rahatlayacağım. Gerçeğin peşinde. Buradan Güldane'ye bir de onun zaten neredeyse yatalak olan hasta eşini bırakıp giden Ömer'e şunu söylemek istiyorum. Bu bir baba çocuk evlat buluşması değil. Bu şimdi diyeceksiniz ki çocuklar babalarını istemiyor. Siz 3 yıldır bu çocukları babasından kaçırır. Evdeki adama baba dedirtir. Ve baba hakkında olumsuz konuşmalar yaparsanız bu çocuklar babayı görünce öcü görmüş gibi kaçarlar. Bu zaten yasal olmayan bir durum. Birazdan Hasan Bey bunu açıklayacak. Mehmet de telefonda, Dürdane de telefonda. Mehmet merhaba. Merhaba. Ben çocuklarımı pek göremedim. Yani balkona içeri çağırıyorlar, giyerek. Ben yani ıslak diyerek çağırıyorlar. Evden içeriden çocuklarımı çağırıyorlar. Ben şüphe duyuyorum. Yani Ömer Bey de bağırıp çağırıyordum. Gidin babanızın yanına diyor. Oradan bağır, bilmiyorum da küvüler mi yaptı artık, affedersin bilmiyorum.
Gidin aşağıda babanın görüşün diye. Baba tövbe gelir babana yanıt. Çok soğuk davranıyor. Yani bana soğuk davranıyor şu anda. Şimdi 5-6 kez sadece icra yoluyla çocuklarını görebilmiş. Sanki onlar bir eşyaymış gibi, onlar bir malmış gibi kadın bu yollara başvuruyor. Yanındaki adam da tabii. Bir de baba dedirtiyorlar biliyorsunuz. Ben gördüm Mehmet olanı biteni, hepimiz gördük burada. Buna kavuşma denmiyor. Buna kerhen sırf işte ekrana çıktın aman bir şey olmasın diye usulen görev yerine getirme gibi, onu bile beceremiyorlar. Çünkü bence 3 yıl boyunca bu çocukların beynini yıkamışlar. Senin baban şöyle, senin baban böyle. Sen varken adama baba dedirtiyorlar bir kere. Sen bu kavuşmadan bir şey anladın mı Allah aşkına? Ben bu kavuşmadan hiçbir şey anlamadım. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ben bunu nankör baba değilim. Ben olsam ben annelerin gene görüştürürüm. Ama bu nankör bir kadınmış. Nankör bir yapmış bunlar. Affedersin. Dürdane de telefonda. Dürdane. Efendim. Böyle mi kavuşuyor çocuklar babaya? Sen çocuklarınla böyle mi görüşüyorsun mesela? Ya Serap Hanım siz suçluyorsunuz. Beni suçluyorsunuz. Kimi suçlayacağız? Çocuklar 3 senedir tamamdır, senin yanında. Tamamdır. Ben çocukları ne zaman göstermemişim? Çocuklar kendisi görüşmüyor. Ben çocuklar evden mi atayım görüşün diye? Çocuklar kaç yaşında Dürdane? Oğlum 13'e girdi. Kızım da 10 yaşında. 10 yaşında. 7 yaşındaydı babadan koparıldığında. Öbürü de kaç dedin? 12 mi dedin? 10 dedin. O da zaten 7 yaşındaydı. Babadan koparıldığında. Yani babayla olan iletişimlerini sen bir anda onların kestin. Çocukların ruh sağlığı kalmadı. Birlikte yaşadığınız düzen değişti, evleri değişti, bir tane yeni bir adam geldi, o adama baba diyorlar. O çocuklar sence normal düşünebilirler mi? Siz normal düşünemezken o çocuklardan babalarını istemiyorlar. Çocuklar istememeyi bilmez Dürdane. Çocuklara istememeyi biz öğretiriz. O cıs deriz, o havlıyor deriz, o miyavlıyor deriz, aman gitme deriz. Baban kötü, annen kötü. Biz öğretiriz. O çocuklara siz öğretmişsiniz. Çocukların aklı yettiğinde her şeyi görecek bir kafeseye ulaşıyorlar. Benim buna ebeveyne yabancılaştırma sendromu denir. Hukuki kısmını Hasan Bey anlatır ama tıpta bunun adı var. Hiç kimse, şimdi o çocuklar babayı görmedi. Baba bunları azarladı mı, dövdü mü, kötü mü davrandı? Yok, sevgiden başka bir şey göstermedi adamcağız. Böyle davranması için bu ebeveyni yabancılaştırma sendromunu sizin oluşturmanız lazım. Bunun da bir hukuki karşılığı muhakkak vardır diye düşünüyorum. Hasan Bey. Şimdi hocam da söyledi, ebeveynine yabancılaşmış çocuk. Yani babasından soğumuş, babasına yabancılamış çocuk. Sebep ne? Annenin babasıyla ilgili kötü fikirlerini, düşüncelerini, söylemlerini çocuğun yanında devamlı zikretmesi nedeniyle çocuk babasını görmek istemiyor. Aslında o çocuğun içerisinde fırtınalar kopuyor. Fakat bir türlü babasına kavuşamıyor. Aslında biz bunu babası hayattayken babasından bu şekilde soğutulan çocuklarla ilgili bunu yapan kişilere biz ilişki katili diyoruz. Birkaç mahkeme kararında da bu geçti. İlişkiyi tamamen bitiren, katleden şeylerdir. Ve şu görüntü tek başına Mehmet'in velayeti Dürdane'den alması için kafi, yeterli bir sebeptir şu görüntü. Bunu gösterse mahkeme heyetine bu kaydı. Mahkeme diyecek evet bu çocuk babasından annesi nedeniyle soğutulmuş ve o çocuğu da alabilir. Lütfen Mehmet de bunu kullansın. Şimdi bir şey daha ilave etmek istiyorum. Babası yurt dışına gidip çalışan çocuklar var. Mecburen ekmek parası kazanıyor. Gidiyor 2 yıl, 3 yıl gelemiyor ama giderken bir vedalaşma oluyor. Çocuklara babanın nereye gittiği anlatılıyor. Telefonla konuşuyorlar. Şimdi görüntüler var, görüntülü konuşmalar yapıyorlar. Sizinki tamamen sıra dışı bir şey. Çocuklar bir gün evde otururlarken anne toplanıyor, çocuğu, çoluğu topluyor. Baba zaten Ankara'da ekmek peşinde, alıp götürüyorsun. Bir yolculuk yapıyor, evinden, odasından, alışkın olduğu düzenden koparıyorsun. Başka bir eve geliyorsun. O evde baba yok. Hani baba orada başka bir erkek olmasa belki yine babanız gelecek, babanız şu gibi telefonla konuşturarak, babanız çok iyi bir adam ama hiç bunların hiçbiri olmuyor. Birden karşılarına bir adam çıkıyor, bu sizin babanız. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok.
Tabii ki seni suçlayacağım. Tabii ki Ömer'i suçlayacağım. Mehmet'ini suçlayacağım. 6 kere icra ile çocuğunu görmeye çalışan, hala gözyaşları içinde çocuğunu görmeye çalışan adamı mı suçlayalım Dürdane? O velayetin senden alınması ve Mehmet'e verilmesi için hukuk zaten gerekeni yapacaktır. Biz de elimizden geleni yapalım. Kesinlikle. Ben çok üzülüyorum Mehmet'e. Ya, çok acı nasıl bir yani adam yani. Bu böyle örnekler o kadar çok ki yani biz hani mesleki açıdan çok karşılaşıyoruz bunlarla. Gerçekten bunun önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin olması lazım. Yani en başta daha önce de zikrettiğim gibi çocuk teslim merkezleri kurulacak. Babanın çocukla olan ilişkisi zedelenmesin diye. En ufak bir göstermeme veyahut da çocuğu getirmeme durumunda velayetin hemen alınıp diğer tarafa verilmesi. Yani bu tehdit unsuru kullanılmadıktan sonra çocuğu işte böyle anneler babaya karşı kullanıyor veyahut da babalar anneye karşı kullanılıyor. Dürdane ne diyorsun? Bu çocuğun senden velayetin alınması için hukuki yollara başvurulacak. Zaten boşanacaksınız. Zaten evlilik birliği diye bir şey kalmamış. Evlilik bu değil yani. Sen nikahlı adamla beraberken kaç, nikahlı karısı yatalak bir adamla orada bir hayat kurmaya çalış. Zaten evlilik birliği diye bir şey kalmamış. Bir boşanma olacağı kesin. Zaten Mehmet de istemiyor. Doğru mu Mehmet? Aynen. Ben istemiyorum artık Serap Hanım. Ben hayatımda öyle bir kadın istemiyorum. Alakası kadın istemiyorum. Affedersin. Ben güzel bir yuva kurmak istiyorum. Ben çocuklarımı alıp en iyi şekilde okutmak istiyorum. En iyi şekilde babanın yanında durmasını istiyorum. Şu anda boşanma davası devam mı ediyor? Ne aşamada? Şu anda devam ediyor Serap Hanım. Şu anda dosyam üst mahkemede. Ankara İstinaf Mahkemesi'nde şu anda. Sen velayeti almak için de başvuruda bulundun. Evet, çok bulundum Serap Hanım, çok bulundum. Şu anda sonuçları bekliyorum. Bu arada bizimle ilgili yapabileceğimiz yayın bantları olsun, annenin bu görüntüler, kavuşamama görüntüleri. Çok önemli. Öyle mi? Ya biraz önce izlediğim görüntü tamamen velayetin nezi için tek başına yeterli, kaldırılması için. Bunu özellikle Mehmet bizden alsın, hemen ilgili istinaf dairesine götürüp teslim etsin. Bak ben çocuğumu göremiyorum. Velayetin kaldırılması için yeterli. Başka hiçbir şey demesine gerek yok. Bu arada bizim yayın bantlarında kadının yaşadığı hayat, seni evliyken terk etmesi, tabii, nikahlıyken gidip başka bir adamla birlikte bir hayat yaşıyor olması, adamın evli olması, çocukların baba dedirtmesi o adama. Bütün bunları biz sana özet halinde yayın bandını vereceğiz. Sen de bu konudaki girişimlerinde bunları lütfen sun. Çünkü gerçekten o ortamda bulunmaması lazım o çocukların. Yani camiyi çalan kılıfını hazırlar. Ya da başka bir deyişle bu kadar acı çektiriyorsanız eğer, hem oradaki yatalak kadına, hem bu adama, hem çocukları babasından mahrum bırakarak, bunun bir bedeli olacak. Madem çok aşıksınız, madem bu kadar insanı geride bırakıp gözyaşları içinde gittiniz, bunun da bedelini ödeyin. Sen de çocuklarından mahrum kal. Sadece izin verilen, bazen ilişki bile kurmasına engel olunuyor. Şahsi ilişkiyi bazen mahkemeler gerek gördüğünde bir taraf için tamamen kesebilir. Tabi bu mahkemenin takdirindedir. Biz isteriz ki eğer farklı şehirlerde yaşıyorlarsa yine de o... İki tarafta görsün. Yani biraz önce söyledim ya, katil kelimesini özellikle kullandım. İlişki katilleri. Yani babayla çocuk arasındaki evlat baba ilişkisini katleden kişiler bunlar. O kadar önemli ki o çocuklar büyüyecek, o çocukların da evlatları olacak. O kadar kötü bir psikolojiyle büyüyecekler ki ilerideki nesilleri de benzer travmaları yaşayacaklar. Onun için bu kelimeleri kullanıyorum. Dürdane sesin çıkmıyor. Dürdane. Kapattı mı telefonu Dürdane? Kapattı. Tamam, işine gelmeyen zaten hemen telefonu kapatıyor. En kolay yaptıkları şey o. Çünkü savunulacak bir tarafları kalmadığı zaman insanlar telefonu kapatarak bütün dertlerden, yaptıkları hatalardan, alacakları sorumluluktan ve suçlardan, cezalardan kaçabileceklerini zannediyorlar. Bizim suratımıza telefonu kapatabilirsiniz. Ama adaletten kaçamazsınız, yüce yargıdan kaçamazsınız, hukuktan kaçamazsınız. Bunlar da zamanı geldikçe herkes için işleme konulacak. Mehmet, söyleyecek bir şeyin var mı? Evet, şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bu çocuklar ben aldığım zaman bu çocuklar tamam annelerine gelip verebilir. Ben çünkü yasak koymayacağım. Ben açık konuşayım. Ben bu yani çocuklarıma yasak koymayacağım. Görüşebilir ama yanındaki şahıs Ömer Bey gelip verişemeyecek. Herhalde canım. Ne münasebet. Yani. Ne alaka? Hangi sıfatla?
Anne ve ben yasaklıyorum. Ben şu dışarıda diyor için yalan konuşamam. Annesi gelip görebilir ama evimi göremez, dışarıda görecek. Elbette. Adamın ne işi var? Ben bunu kesip yasaklayamam. Ya bir de senin yerine onu baba dedirttirmişler ya. Böyle bir şey olabilir. Bence bu bile velayetin yani belki şahsi ilişkiyi bile engelleyebilir. Çünkü onun yanına gittiğinde baba diye önceden söylediği kişi de orada olacak. Belki de hiç görüştürmeyebilir mahkeme. Lütfen bu yayın bantlarını kullan. Hemen kullan. Biz gönderelim Serap Hanım. Bunları götürüp mahkemeye sunsun. Ben Sayın Hocam ben zaten Semel'e geliyorum. Tamam. Yarın çıkıyorum. Oradan ben sizden alsam olur mu? Tabii. Her türlü yardımı yapmaya hazırız sana. Hiç merak etme. Bu arada bu Ömer denen adam da gelip senin çocuklarını tabii ki görmeye hakkı yok. Görmesi ve bir şeyler yapması gereken kişi orada köyde tek başına bıraktığı, artık kanserde 4. evreye gelmiş, rahatsızlığı çok ilerlemiş, tek başına yemesini içmesini bile beceremeyen, çünkü öyle bir hali yok kadının. Eğer bakmak istiyorsan git ona bak. O çocukların babası var. Şimdi Özlem Kuru, bugün kaçıncı gün? Baba gün sayıyor tabii ki, amca geldi bugün Turan Bey. Bugün kaçıncı gündeyiz? 49. 49 gündür. Ne yazık ki Özlem ortada yok. Bugün amca da burada. Karşı tarafı, yani kaçıran çocuğun, Hakan'ın babası, ailesi, hepsi yayına, amcası çıkmayacağız diyorlar. Hiçbir şekilde, ama babanın söylediği bir cümle var. Onu birazdan Ercan Bey'e söyleyeceğim. 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan 49 gündür haber alınamıyor. Genç kızı kaçırdığı öne sürülen Hakan'ın babası sessizliğini koruyor. Bilmiyorum işte, biz de araştırıp soruyoruz yani neredeler acaba diye. Senin oğlun kayıp mı? Evet, kayıp. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Peki ne yaptın? Gidip kayıp başvurusunda bulundun mu? Hayır, bulunmadım. Bunun anlamı nedir? Çünkü benim oğlum kayıp değil. Çünkü ben oğlumun yerini biliyorum. Çünkü güvende olduğunu biliyorum. Babası neden Milas'a gitti? Gittim Milas'a. Milas'ta benim hayvanlarım kayboldu. Kuzularım, koyunlarımı arıyorum falan. Oğlanla ilgili konuşmamak için bu yalanları atıyorsun. Hakan'a kim yardım ediyor? Bunu bir görgü tanığı bize söyledi. Aracın içinde gördüğünü. Ve dün de Emre aynı araçtan bu Hakan'ın amcasının mı, amcasının oğlunun mu olduğunu söyledi. Doğrudur Serap Hanım. Bu olan zaten orada duruyor. Orada oturuyor. Muğla'da. Özlem Kuru nerede? Dediğim gibi karşı taraftan hiç kimse şu an için en azından bağlanmayı ve ekrana çıkmayı kabul etmedi. Hiç vakit kaybetmeden Aydın'a gidelim. Özlem'in annesi canlı yayında, amcası Turan Bey stüdyoda, babası Ercan Bey stüdyoda. Funda Hanım merhaba, Ercan Bey size ve de merhaba. Amcaya. Şimdi duyacağınız bir şey söyleyeceğim. Bu Hakan'ın babası, arkadaşlarım hafta sonu konuşmuşlar. Söylediği cümleyi tam olarak size tekrarlıyorum. Artık Özlem bizim kızımızdır, namusumuzdur, gelinimizdir. Hiçbir şekilde o aileye geri verilemez. Onların nerede olduğunu da bilmiyorum. Ercan Bey, onların şimdi, kızıymış artık. Ablam kızı onlar mı edinmiş yani? Onlar bu kızı bu şekilde yetiştirmiş. Ben 48-49 gündür acı yaşatmaya ne hakkı var? Ben onlara her fırsatı söyledim. İlk gün geldiğimde konuştum. Bir baba olarak yapmam gereken buydu o gün için. Ama ben bugüne kadar bu acıyı çekmişim. Ben hala uyuyamıyorum. Yani bunu oteldeki insanlar sorabilirsiniz. Sabah kahvesinde sabah kadar oturuyor. Şimdi bizim kızımızdır. Onu kız olarak kabul ediyor da ben ona ne dedim? Getirin arkadaş, konuşayım. Ya ben bu doğal hakkım değil mi yani? Burada herkes soruyor. Bir baba kızını soramaz mı yani? O ne yapmış? Kaçır. Kaç kere istemiş? Bir kere, bir yıl önce. Eğer bir insan seviyorsa, benim görüşüm, ya bir kere gidersin, bir kere daha gidersin, bir kere daha gidersin. Kız istiyor dersin. Yani veya kızım için ben seviyorum diyecekti, diyebilirdi. Ben ne yapabilirdim ki yani? Biz evlatlarımız için çalışıyoruz. Onlar için bir de bize herhalde hedef şaşırtmak için belli illerin adını veriyor. Biz oralarda olmadığını biliyoruz. Mustafa Bey, sen bizi kandırmaya çalışıyorsun ama kandıramıyorsun. Orada olmadığını biliyoruz. Funda Hanım sen ne diyorsun?
Artık o bizim kızımız, bizim namusumuz. Sanki o kızın namusu sizden soruluyor. Sanki o kızı siz dünyaya getirdiniz. 17 yıl siz baktınız. Acısını, tatlısını, efendim hastalığını, her şeyini siz çektiniz. Oğlun şımarıkça, gerçekten şımarıkça o kızı alıyor gidiyor. 15 bin lira da para alıyor gidiyor ve sen bunu onaylıyorsun ve bu cümleyi kurabiliyorsun. O artık bizim namusumuz. Kimse sizin namusunuz değil. Hiçbirimizin namusu siz erkeklerden, onun babasından, onun bilmem nesinden sorulmuyor. Anladın mı? Onun namusu kendinden soruluyor. Ama ortada namus meselesi falan da yok artık. Kaçırılma, 17 yaşında bir kızı alıkoyma meselesi var. Sen hala bunu anlamamışsın. Hala namus meselesi. Sana ne ya? Sana ne onun namusundan? Funda Hanım, onların kızı olmuş. Ne diyorsun? Biz kızımızı bu yaşa kadar onlar için getirmedik. Ben çocuğum zaten yaşadığında emin değilim. Sağ olmuş olsaydı benim çocuğum. Anne baba ben iyiyim diye telefon açardı. Ya da beni zorla kaçırdılar diye bir sesini duyururdu. Ben sağ olduğunu inanmıyorum. Kayıp değil. Ben cinayetle yargılanmasını istiyorum bunun. Bu kızın sesini duyurmuyorlar ya. Bu kızı bir aratın o zaman. Ben kızımın yaşadığına emin değilim. Yaşamış olsaydı anne baba ben sağım derdi, bizi arardı. Benim kızım kayıp değil. Benim kızımı öldürdüler. Cinayetle yargılanmasını istiyorum bu saatten sonra. Aslında haklı, biliyor musunuz? Yani normal şartlarda kızın rızaya dayalı olarak yani birlikte kaçtıklarını düşünelim. Yani Hakan da kızımız da bir şekilde en azından babacığım ben iyiyim, anneciğim ağlama ben iyiyim. İzin verin gelelim. İzin verin biz evlenmek istiyoruz dese baba da yumuşacak. Dolayısıyla bu kızın iletişime bir şekilde kapalı olması da sıkıntılı bir süreç gibi geliyor. Kadın haklı olabilir. Her şeyi düşünmemiz lazım maalesef. Turan Bey, sen ne diyorsun bu Mustafa'nın cümlelerine? Serap Hanım, ben başta şunu söylemek istiyorum. Cuma günü canlı yayına katıldım. Yanlış bir kelime kullandıysam hepinize özür diliyorum. Estağfurullah. Ama bak 49 gidiyor. 50 gün oldu. 49-50 fark etmez. Ya bir kelime ya bir kelime. Baba anne ben iyiyim. Dettirebilirlerdi. Neredeler? Siz olsanız ne düşünürsünüz burada? Öldü mü? Kaldı mı? Biçtiler mi? Ya öldürdülerse söylesinler. Ben gidip yerinden getireyim. Turan, hiç olmazsa bir kabirin görelim. Niye öldürsünler? Bir de onu niye konuşalım. Abla, Serap Hanım o zaman sesini duyurmuyorlar. Yani siz bu kadar sessizliği kızımız yaşadı, yaşamadı diye yorumluyorsunuz. Yaşasaydı illaki ben iyiyim deyip bir kapatırdı telefonu. Serap Hanım, yoksa sizi, niye öldürsünler yani? Ben size bir şey anlatayım mı? Bunlar bizden korkmuyor. Bunlar kızdan korkuyor. Çünkü kızın üstüne baskı veriyorlar. Kızı bizim üstümüze suç adını uğraştırıyorlar ama kız bunu kabul etmiyor. Ne gibi bir suç? Ya ne bileyim artık. Necdet Bey geçen gün benim üzerime iftira attı. Burada herkesin önünde söyledi. Şimdi evet, amcası, oğlanın amcası çok ağır ithamlarda bulundu seninle ilgili. O konuya girmek istemiyorum. Doğruluğunu, doğru mu değil mi bilmiyorum. Çünkü iddia çok ağırdı. Bunları niye yapıyorlar? Sizi sindirmek ve tamam peki ama tabii, bizi ifşa etme, bizim sırlarımızı ortaya dökme. Biz razıyız, tamam ben imza da veriyorum desin diye mi yapıyorlar? Evet. Bir şey konuşabilirim. Bakın şu size diyor, şu 81 yani il dinliyor o bana şu anda. Ben bu çocuğun öldüğüne eminim. Ne? Bak ölsün ya. Çünkü ya kim kim mahrum ediyor ki ya? Bu şekilde şey mi olur? Ve bu dakikadan sonra bu aileyle benim işim olmaz. Ben gerekirse köyümden terk edeceğim. Bak ben bu ailenin şey yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü ben bu acıyı çekmek zorunda değilim. Ben o çocuğu nasıl kartım ben biliyorum. Bu kadar ama eminim diye karşı tarafı birisini öldürmekle de suçlama tabii. Bilmiyoruz. Ama ablam biz öyle bir şey kadar, bilmiyoruz. Biz hocam buyurun. Kaçırma olaylarında eğer bir öldürme meydana geldiyse bunun motivasyonu genelde erkeğin kocalık vazifesini yerine getirememesi ve bu konuda ileriye gidip hani kızı suçlayarak öldürmesi şeklinde. Bu da çok görülen bir şey aslında. Evet. Yani baba hiç haksız olmayabilir.
Yani ben burada bizim de gördüğümüz bir şeydir bu otopsi masaları. Düşünüyorum. Ben bir çare neredeyse bulamıyorum. Neredeyse eminim diyorsun öldüğünden. Yani ben başka çare nereye bulabilirsiniz ki? Şurada bir hani bu vatandaş bir dinlesin. Ya ben başka çare yok. Amca telefondaymış. Hemen onunla bir konuşalım. Hakan'ın amcası. Necdet Bey merhaba. Merhaba. O gün siz bağlanmıştınız değil mi? Evet ben bağlandım. Turan Bey ile ilgili bazı iddialarda bulundunuz. O iddiaları yeniden gündeme getirmeyin ama diyor ki bunlar doğruysa bize aba altından sopa gösterip siz bak bütün sırlarınızı, aile sırlarınızı dökerim ortaya. Yoksa çocukla ilgili imzayı atın bu iş tatlıya bağlansın demek istemişsin. Doğru mu? Bak Serap Hanım konuya başka yerlere çekmeyin. Şimdi o kişilerin burada seviyesi düşükse ben o seviyeye inmek istemiyorum. Ben o günkü zaten... Necdet Bey seviyesi düşük seviyeden bahsediyorsunuz? Seviyesi düşük bak, insanların bakın, niye kızını kaçırdınız da tırım tırım saklıyorsunuz? Ya bak, ben şimdi sizi dedim ki yani ben bağlanmak istemiyorum dedim. Kalkıyorsunuz hala beni suçluyorsun yani. Hayır ben sizi, siz onları suçluyorsunuz seviyesiz insanlar hayır diye. O önce suçu kim attı bize? Hangi? 40 yıl önceki olayı kim söyledi bize önce? Turan söyledi. Ha ben ikincisini söyledim değil mi? Siz Turan'a neyi söylemiyorsunuz? Sen 40 yıl önceki mevzuya, bu aileye. Siz kızınızı arıyorsunuz değil mi? Söyledim. Kızımla söyledim. Yani. Ona da söyledim. Size de söyledim. Bakın, bu konuları Serap kapatalım Hanım. Dedim. Dedim. Bakın Serap Hanım. Evet. Şu anda o aile kızını arıyorsa biz de oğlumuzu arıyoruz. O kızıyla ilgili olarak da nasıl çağrı yapacaksa kızına onu çağrı yapsın. Bizim aileye karalama, çamur atmaya ve de size kullanaraktan yani bu hareketler yapmayı hiçbir gizin hakkı ya, yok. Necdet Bey, Necdet Bey, Allah kaç gün sonra kayıp başvurusunda bulundun? Ya bak, nasıl arıyorsunuz? Nasıl arıyorsunuz diyor Necdet siz Bey. Ya bak, aileye mi soruyorsunuz? Sen diyorsun yoksa ki orada olan bir kızı mı arıyorsunuz? Kızı arıyoruz da siz de diyorsunuz ki biz benim de oğlumuzu... Benim kızım verin kızıma. Oğlum ben kızım arıyorum. İstiyorum. Ben bak. Ben kızım istiyorum. Bu sonra bu kızın amcasının orada yayında yaptığı hal ve hareketlerden dolayı ben şu anda yeğenimin hayatında endişe duyuyorum. Ya söyleyelim bir şey söyleyebilir miyim? Necdet Bey. Necdet evet. Bey, sizin yani Hakan'ın babası demiş ki kız artık bizim kızımız namusumuz demiş. Bir kere küçücük bir kızın bedeni hiç kimsenin böyle namus malzemesi olarak ağzına düşmesin onu ben söyleyeyim de. Şimdi namus ve kızımız diye aldığı birini söylemiş. Bize söylemiş. Evet evet. Yani kayıt da var. Kızımız ve namusumuz demiş artık. Yani yeri de biliniyor. Ya bunu neyi zorluyorsunuz ki ben anlamıyorum. Hala böyle yok efendim kızımız, biz de evladımızı arıyoruz. Zaman. Ya bunları yapacağınıza, yani, bakın bakın kalın. Bunları yapacağınıza kızımız bir telefon etse de babasına da etmesin. Annesine bir telefon etse de anneciğim ben iyiyim dese sence bütün iş çözülmez mi? Ne bu saçmalıkların i̇şte, tamamı ben anlayamıyorum ya, gerçekten. Yani biliyorlar? Biz artık cinayetten şüphelenmeye başladık ve altında da hakikaten bir motivasyon olabilir. Yani biz gördük çünkü daha önce böyle seviyorum deyip kaçırıp öldüren bir yan insan oluyor. Öldüğünü dair. Kızın öldüğünü dair elinizde bir belge var mı ya? Yaşadığına dair sizin var mı? Yaşadığına dair belge sunabiliyor musunuz? Kızı konuşturuyor musunuz? Sesini duyuruyor musunuz? Ben nereden bileyim? Necdet Bey, şimdi siz az önce dediniz ki onlar kızını arasın. Biz de oğlumuzu arıyoruz dediniz değil mi? Evet. Sizin abiniz diyor ki bizim artık namusumuz, bizim kızımız. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Artık bu bizim kontrolümüz altındadır. Bizim çatımız altındadır demek. Ya aklımızda alay mı ediyorsunuz? Ya şimdi hukuk niye var biliyor musunuz? Devlet, bakın siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Maddi ve manevi bir gücünüz var anladığım kadarıyla. Şunu anlıyorum. Ancak hukuk ve devlet neden vardır biliyor musunuz? Haklı haksız bir tarafa söylemiyorum. Yani güçsüzü korumak için de vardır hukuk. Şimdi karşı taraftaki aileyi küçük görüp, maddi ve manevi pek ulaşamayacak bir yerlerde görüyorsanız gücünüzü bu şekilde göstermeye çalışmak farklı bir noktaya götürür. Ancak unutmayın ki bu nereye kadar gideceğini varın siz düşünün. Herhalde siz kızın 18 yaşına kadar gelince bunun tatlıya bağlanacağını falan düşünüyorsanız Hasan Hocam defaten tekrar etti. Zorla alıkoymaktan zaten işlem göreceksiniz. Yani siz nereden dönerseniz kârdır. Bakın söylüyorum. Yanlışın nereden dönerseniz
Böyle telefona bağlanmayarak da nereye kadar gideceksiniz? Amcasısınız. Ama çözüm olmak istiyorsunuz. Hem kızı hem oğlanı bulmak zorundasınız. Sadece... Beyefendi, bir beni dinler misiniz yani? Buyurun. Ha, orada yayın yapıyorsunuz, tek taraflı yargı yapıyorsunuz. Benim ailemle, aile sorunlarımla, sizin yanında alakanız nedir? Siz kızı arıyorsunuz orada arkadaşım. Kızı arıyoruz, siz de oğlanı arıyorsunuz. Benim ailemin... ya o konu kapandı. O konu kapandı. Kız nerede? Oğlanı aradığınıza inanmıyoruz. Oğlunuzun hayatından endişe ettiğinizi söylüyorsunuz. Buna inanmıyoruz. Çünkü bir kayıp başvurunuz yok. Çünkü çocukla ilgili bir aramanız yok. Bizi kandırmaya çalışıp konuyu döndürüp bizim aile sırlarımız, onu kapattık gitti. Siz kızdan haber verin, oğlandan haber verin. Hakan'ın kuzeni. Kuzeni yok telefonda. Yani. Kuzeni telefonda. Bir saniye lütfen. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ben ismimi açıklamasını istemiyorum ama kesinlikle ondan sonra dinliyor musunuz? Dinliyoruz, buyurun. Ben için şimdi oraya kızın abisi bağlandı da kötülü bir aile falan dedi. Ben kaç günden bağlanmak istedim ama bir türlü bağlanamadım. Müsait olmadım çünkü. Ondan sonra sürekli zaten o aile 3 tane kızı var. Üçünü hangisini şey yapmış, telli duvaklı gelmiyormuş, bu bir. Sana ne? Onların telli duvaklı gitmemesinden şu anda sana ne? Konumuz özlem. Doğru mu? Sana evet, ne? Doğru. Niye o konuyu karıştırıyorsun? Bana ne? Bana ne? Özlem nerede? Hakan nerede? Ben Özlem'e Hakan'ın nerede olduğunu bilmiyorum zaten. Telli duvaklı gitmedi diye bu da mı telli duvaklı gitmesin diyorsun? Sen bir kadın ya da bir kız olarak bunu destekliyor musun yani? Hayır, desteklemiyorum. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Zaten. Kime satacaklardı? Ne satması ya? Kime satacaklardı? Sen gözünle mi gördün? Pazarlık yapılırken yanında mıydın? O pazarcıyı bağladık. O da Allah'ın emriyle. Dünürcü olmuş, kendi bile gelmemiş, ailesi gelmiş, hayır demişler, dönüp gitmişler. Nereden çıkarıyorsun bunları? Yanlarında mıydın? El mi sıkıştılar, pazarlık mı yaptılar? Böyle yalan dolan şeyleri niye benim önüme getiriyorsun bir şey biliyormuş gibi bağlanıp ya? Eğer öyle bir şey yaptılarsa çıksın Özlem, çıksın bunu kanıtlasın. Ben onu, biz burada... Ne babaya veririz ne anneye veririz, direkt devlete veririz. Kesinlikle. Bu adam oğlu kızını 17 yaşında para karşılığında birisine vermeye çalışıyor diye. Bunlara kanıtların var mı senin? Ama bizim kanıtımız var. Hakan Özlem'i kaçırdı. Bu kadar. Bu kadar. Ben zaten kaçırmadı demiyorum. Kaçırdı diyorum. Ne, o zaman neyi savunuyorsun? Yok telli duvaklı mı gitti? Yok öyle mi oldu? Sana ne? Bana ne? Bana ne? Vallahi sinir ediyorlar insanı zaten ya. Zaten kaçırdığını da bakın kendisi yani, söyledi. Evet. Zaten kaçırdığını size kim söyledi? Efendim? Kızın kaçırıldığını hangi aile bireyi size söyledi? Ya zaten köyde kaçılınca herkes duyuyor zaten. Küçük bir köy olduğu için zaten kaçtığını herkes duydu. Kaçırılacağını mı duymuştuk, kaçırıldığını mı? Kaçırıldığını. Zaten niye başkasından duyarsınız ki ailenin yakınıysanız? Bunu bir yakından duymak varken köy yerinde mi duydunuz bunu? Evet, köy yerinde duydum. Ben köyde değilim çünkü ben köyde yaşamıyorum. İyi o zaman hem köyde yaşamıyorsun. Hem onların yok iki kızları bilmem neyle mi telli duvaklı mı gitti falan. Senin tam tersi bir kadın olarak, bilmiyorum kaç yaşındasın bir kız olarak. Ya bu çok kötü şeyler bunlar. Kızlar 18 yaşına gelmeden böyle seçimler yapmamalı. Sevse bile kaçmamalı. Ailesinin başını önüne eğdirmemeli. Neredeyse çıkmalılar. Ne olmuşsa olmuş demen gerekirken sen Hakan'ı koruyorsun. Burada Özlem'e yok işte satıyorlarmış da yok bilmem neymiş de. Bırak Allah aşkına ya. Serap Hanım tek taraflı şey yapıyorsunuz. Köylüyü araştırın sorun mu? Köyün muhtarına sorun. Neyi soracağım? O ailenin nasıl bir aile olduğunu. Hayır, bakın hanımefendi ben burada daha önce bunu anlattım. Siz bir nefret döngüsüne sokuyorsunuz sizin aileniz. Bu insanları çok fazla rencide ediyorsunuz, haksız olduğunuz halde. Çünkü kaçıran taraf haksızdır, nokta. Üstelik kızın yaşı küçükken kaçıran taraf iki kere haksızdır, ikinci nokta. Haksız olduğunuz halde bir nefret döngüsüne karşı tarafa güya savunuyormuş gibi saldırıyorsunuz. Onları kötülemeye çalışıyorsunuz.
Şimdi çocuğunuz sadece alıkoymaktan yargılanacakken bu nefreti yarattığınız için ileride resmi nikah olsa dahi, bakın çok görüyoruz biz bunları. Sonunda aileyi bu kadar rencide ettiğiniz için aile de kızıyla ona göre konuşacak ve o kız belki 20 yaşına geldiğinde seneler sonra dahi bana zorla böyle bir şey yapmışlardı ama utancımdan söyleyemedim diye şikayetçi olup hapse gönderecek ki boşansın kocasından. Öyle boşanacak yani. Ha, bu kadar kötü bu nefrete sokuyorsunuz. Bu kadar kötü bir ailenin kızını niye kaçırıyorsunuz? Tabii. Tamam. Yani. Burası çok kötü bir aile kardeşim. Bırakın onların kızını. Tamam. Madem bunlar kötü, yaramaz, efendim ne bileyim ben bir sürü işte şeyleri var, kavgacılar, bir şey, her neyse. Bırakın kızı ya. O ailenin kızını bırakın. Bu kadar basit. Turan Bey, sen konuşacaktın. Serap Hanım, şimdi Allah rahmet eylesin, Murat dayım vardı. Murat dayımın hanımınlar, Bilal dayımın hanımı geldi. Geçmiş olsun diye. Abim dediler ki, kardeşim bak olmuş, iyi kötü, bizi destek çıkalım. Sen bunları çağır, parmağını bir yüzük tak dedi. 3 ay, 5 ay. Gelsinler, yaşı doldu mu dedi, bir düğün ediversin, gidersin dedi. Ha, onlar masraf edeceğin yerde, beşler masraf edersin dedi. Bizi destek çıkıyoruz dedi. Abim yine onların sözünü tutar etti. Aradı. Bunun amcası geldi. Murat İleri. Bak telefona hiçbir zaman bağlanmıyor. Hı. Abim anlatırken abim karşına geçmiş. İmzayı verirsen verirsin. Vermezsen kızı çıkarmayız diyor. Bu ne demek? Öldürdüler. Ne yapalım şimdi? Bu tehdit mi? Niye? Ben bunu öğrenemedim. Hukuk dışı bir şey yaparsanız haklıyken haksız duruma düşersiniz. Asla. Tamam hocam, ben onu anlıyorum. Bekleyeceksiniz. Çıkaracaklar. Murat Bey bir şey sordu. İlla ki. Kanunen bir iş yaptınız mı? Salı gün jandarmaya gittik. Abimle beraber. Yengem de vardı. Çarşamba günü emniyete gittik. Perşembe günü savcılığa gittik. Ondan sonra avukatımla görüştüm. Avukatıma anlattım durumu. Oğlanın resmini kullanmayın. Kızın resmini de kayıp başvurusunu dedik, yayınlayabilirsiniz dedi. Ben kanun devlet bana ne gösterdiyse ben daima onun üzerinden yürüdüm. Ben eğer kanunsuz bir işlem yapmak istemedim. Ha gidelim. Bu Hakan'ın ailesine, amcasına, babasına şöyle bir iyi niyet çağrısında bulunuyorum. Madem siz de oğlunuzun hayatından endişe ediyorsunuz. Madem siz de oğlunuzun hayatından endişe ediyorsunuz. Kayıp olduğunu düşünüyorsunuz. Gidin bugün kayıp başvurusunda bulunun. Bize de fotoğrafını verin. Biz de buraya koyalım. Ailenin oğlu da kayıp diyelim. İki genç kayıp, başlarına bir şey mi geldi diye arayalım. Size bir zeytin dalı uzatıyorum. Doğru mudur? Doğru. Size bir yol gösteriyorum. Daha çabuk bulunsun oğlunuz. Madem hayatından endişe ediyorsunuz, madem kayıp olduğunu düşünüyorsunuz, hemen bugün gidin, kayıp başvurunuzu yapın. Biz de koyalım fotoğrafını, ikisini birden arayalım. Onlar da ortaya çıksınlar, tatlıya mı bağlanır? Cezaevi süreci başlar mı? Aile ne? Onları ben bilemem. Kız ben seviyorum diye tutturur mu? Onları bilemem. Ama bu ikisinin bulunması için ben size böyle bir yol öneriyorum. Bir şey söyle Turan. Ya bakın şimdi babası diyor ki ben oğlum bilmiyor. Kaçırmadı veya başka bir şey söylüyor. Kızını 30 milyar bir başkasına satacaktı. Kız ondan kaçtı diyor. Necdet amcası bağlanıyor. Yok ailesinden incire gidecekmiş de incirden korkmuş da onun için kaçtı diyor. Şimdi babası Kubilay'ı bilip şeyler anlatıyor. Yok namuslu bizim gelinimiz olacak. Oradan birisi bağlanıyor. 30 milyar başkadan. Ya söyleyin bana. Gelin Necdet Bey'e inanmak istiyorsak Necdet Bey'e inanalım. Babasına inanmak istiyorsanız baba. Siz söyleyin bak kimi dinliyorsanız ben o kişiye inanacağım. Siz ne dersiniz ben onu yapacağım. Bir şey, bir şey soracağım. Bu İncir'e gidecekti ama korktu o yüzden kaçtı diye bir söylenti var ya. O İncir'e kimler gidecekti? Serap Hanım onu da anlatabilirim. Tek tek bana say isimlerini. Tamam. Pazara gittik. Bayramdan bir gün önce. Abim koyunlar vardı. Satmaya gittiler. Hep baba. Abim, yengem, Emre. Onlara kaldı. Ben çalışmaya gittim. Eve geldiğimde çay pişirmişler. Çay içiyormuşlar. Ben de geldim. Emre de geldi arkamda. Emre dedi ki baba bir yerden iş var, İncir iş var dedi. 7-7,5 milyar civarında. Gideyim diye sordu. Abim dedi ki oğlum biz özlemle kişi gideceğiz. Sen de gidersen koyunları kim bakacak dedi. Özlem de dedi ki ya baba dedi sen onun için düşünme. Amcam bizi de bir ay daha
bedellik yapmayasın dedi. Hani gevezelik yapar gibi. Sen gidecektin. Yani seni kastediyor. Yok, ben evde kalıp koyunlara bakacaktım. Ha, koyunlara bakacaktım. Onlar abimle ilk kişi gideceklerdi. Geçen sene gittikleri yeri. Bu seneden beraber gideceklerdi. Kim kim? Baba? Özlem, iki kişi beraber gideceklerdi. Beraber. Siz kızınla gidecektin Ercan Bey. Evet, sonra üç kişi gidecektim. Üçüncü kişi kim oldu? Emre, oğlum. Oğlun oldu. Başka aileden kimse yoktu. Başka kimse yoktu. Yani korktuğu, çekindiği bir durum yoktu. Ya, 17,5 yıl korkmadı da şimdi mi korktu? Bir şey ben daha soracağım. Geçen sene gittiğiniz İncir'e gidecektiniz ya. Hani İncir, evet. Aynı kişilerin sahibi aynı oldu. Aynı kişilerin oraya gitti. O kişiler içinde korkulacak kimse var mı? Yok, hayır. Yok. Allah'ın insanı. Ben yıllardır şimdi... gidiyorsunuz. Özlem evet. de gidiyordu evet. zaten. Orada da herhangi onu korkutacak, gitmesine engel bir durum yoktu. Evet. Şimdi Özlem'in de kendince... aileyi belki ikna etmek için söylediği yalanlar olduğunu düşünüyorum. Oraya gitmekten korkuyorum. Beni 30 bin liraya birisine verir. Kızım Özlem, kendi aileni karalayarak hiçbir yere varamazsın. Bugün iyi davranırlar, yarın iyi davranırlar. Üçüncü gün senin bak nasıl burada çıkıp söylüyorlar. Amcan da şöyle, baban da böyle. O onu yaptı, bu bunu yaptı. Üçüncü, dördüncü gün bunların hepsi başına kalkılır senin. Anladın mı? Sen daha 17 yaşın olduğun için hiçbir şeyin farkında değilsin. Bir de o çocuğa aşık olduğunu falan düşünüyorsun. Madem aşıksın, madem seviyorsun, sesini duyursunlar. Ondan sonra çıkarsınlar seni ortaya. Babanla ve annenle bu konuyu konuş. Bakalım ne oluyor? Ondan 6 ay sonra da zaten 18 yaşın doluyor. Yani boyun bacadan çıkmadı. Funda Hanım ne diyorsun? Kızına bir çağrıda bulun. Seviyorsa çıksın. Anne baba ben seviyorum. Sesini duyursun. Kızı düşünürüz. Kızı vermeyi düşünür müsün? Ya seviyorum, illaki seviyorum derse düşünür. Veriz. Ercan ama Bey yeter pek... ki bir sesini duyursun. Anne baba ben iyiyim. Sesini duyulmadığı için biz de her şeye gidiyor. Hani ölümü sağ mı? Tabii evladının şey sesinden aklımıza. Mahrum eder mi bir insan ya? Yani bu kadar mı kötü olur? Karşı taraftan bak, bahsediyor. Bak, İnsan evladının sesini annesinden babasından mahrum eder mi? Yani Hakan'a babasına bunu bilen herkese söylüyorum ya. Gerçekten yazıklar olsun hepinize ya. Yani 50 günden beri bir evladın sesini ses ya ses ben iyiyim tarzında iki kelimelik kısacık bir cümleden mahrum eder mi insan? Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey söylemiyorum size. Yani ben Hakan'a gelene, ve babasına da tabii ki yüklenmemiz gerekiyor ama Özlem de küçük çocuk değil. Ana baba bedduası almak hiç iyi bir şey değildir. Yani artık bu teknoloji devrinde bir cep telefonla kime istese bir 5 dakikalığına verir değil mi? Bir 5 dakika Özlem de arayabilir. Kilit altında zincirle bağlı tutmuyorlardır hiç sanmıyorum. İşte onun için de acaba bizim kızımız evet, yaşamıyor mu evet. diye bir endişeye haklı kapılıyorlar. Haklı bir endişe bence. Baskı var bunun üzerinde. Çünkü bakın baskı o da olsa o yaşta bir kızın dayanamayıp ya? Araması lazım anne babasını. Beddua alır. O beddua da hiç hayırlı gelmez. Gazi kardeşimizin yanı ne diyor? Abi benim için dua eder misin diyor. Var bunda bir sıkıntı var. Yani buna eminim yani. Şimdi ben açık söyleyeyim. Kendi duygularımı ya da hissiyatımı söyleyeyim. Ben Özlem'in öldürüldüğünü falan düşünmüyorum. Yani bunlar o kızı alıp da öldürüp bir köşeye öyle bir şey düşünmüyorum. Ya ben de... İnşallah da öyle değildir tabii. Yani ne oldu karşımızda kanlı katiller mi var? Zannetmiyorum. Ama bu yapılan şey... İnan büyük eziyet. Büyük eziyet yani. Şu kaç kiloydu, kaç kiloya düştü ya 50 günde. Büyük yazık eziyet. Değil mi ya? Ben bir şey söylemek istiyorum bakın. Ben buraya geleli bir hafta oldu değil mi? Bir haftadır benim gururumla, onurumla ben bugüne kadar çalışarak, didinerek kazandım. Ama hiç kimse gururumu oynatmadım. Bakın benim burada herkes dinliyor bizi. Türkiye Cumhuriyeti dinliyor. Kim bu şekilde ezilmek ister? Yani vallahi ezilmesi kim? Gereken sen değilsin. Aslında onlar da. Ama ben yine öyleyken karşı taraf en ufak bir kötü söz konuştum mu? Konuşmadım. Çünkü ben saygı sevgi bilen bir adamım. İnsanlar insan gibi davranıyoruz. Bir hayvan affedersiniz odu sarıp da dehtep gidiyorsa, çüştep duruyorsa yani bir dört hayvan bak hani ağız dili yok, söylemiyor. Bu hayvan dahi bu insan ama anlıyor. Anlıyorsa biz insan olarak birbirimizi anlamıyorsak demek ki gidişat hiç iyi görmüyor. Yani düşünün yani bakın burada bir kız babası olarak ben kaç kere yüklenmişim. Getirin, çıkarın. Yok. Ama bana yok para. Ya sen kimsin ki beni parayla satın alacak? Ya senin paran senin olsun.
Senin malın senin olsun. Benim kızım be yeter. Ben kızım istiyorum. Para istemiyorum ki. Şimdi Ercan para... Bey'in bir kere bile hakikaten karşı tarafa şöyle insanlar, böyle insanlar dediğini duymadık. Çok özür dilerim. Bir tek Emre, o da dedi ki birbirleriyle anlaşamayan bir aileydi. Çok kavga ederlerdi. Demedi ki hırsız, demedi ki arsız, demedi ki katil. Hiç öyle bir şey demedi çocuk. Çok ama sık kavga ederlerdi. Karşılar neyle hareket bu kadarını edildi? Biliyorum dedi. Sen işte o gün körükledin. O ailenin eski bilmem nesini karıştırdın. Bu sefer o seninkini karıştırdı falan. Buyurun bunların, Murat Bey. Bu çocukların kendi ailesiyle irtibata geçmemek gibi bir lüksleri de yok. Neden? Yaklaşık 50 gündür yok. Verilen bir 15 bin TL para var. Bu sonsuza kadar 15 bin TL yetecek bir durum yok. Yani bu muhtemelen şöyle olacaktır. Gittikleri yerlerde bittikçe o bölgedeki en yakın akrabasından veya babasının kendisine para gönderilecektir. Eğer geziyorsa yani. Yani aileyle, ben buradan sesleniyorum aileye. Mustafa Bey veya işte amcası Necdet Bey, sizinle iletişime geçmemek gibi bir lüksü yok. Çünkü bu çocukların hayatta kalabilmesi için, idame olabilmesi için paraya ihtiyaçları. O para da bugün, yarın bitti, bitecek. Belki de çoktan bitti. İkinci para da kendilerine gönderildi. Ben şeyi de soruyorum ve merak ediyorum. Mustafa Bey, sen Aydın'da yaşayan bir adamsın. Hayvancılık yapıyorsun. Senin Milas'ta mesela ne işin vardı? Niye gittin oraya? Ya, orada koyunlarım, kuzularım kaçtı filan dedin. İki gün Milas dağlarında dolandın. Ne işin vardı orada mesela? Onu bize bir türlü açıklamadın. Ben o tarafa, çünkü görenler de var, araç görenler var, benzetenler var. Ben o tarafa açıkçası belki İAŞ'e götürdü, belki bir şey, yer değiştirtti vesaire vesaire. Bunların hepsi tahmin ve iddia. Mustafa Bey, Necdet Bey, zannetmeyin ki bu budur diyoruz. Hayır, biz de fikir yürütüyoruz, biz de araştırma yapıyoruz, biz de kendi aramızda bunu konuşuyoruz ne olabilir diye. Muhtemelen sen Milas'a onun için gittin Aydın'dan kalkıp. Söyle Tuğra. Ya Murat Bey, bir şey soracaktım. Şimdi ben sizin karşınıza gelsem, o şekilde konuşsam ne derdiniz beni? Bakın. Razı olsun. Adam, ben sabah saat, bu olay abimin başına geldiğim beri sabah kimden, saat... Kimden bahsediyorsunuz? Karşıda kim var? Çalıştığı ya, arkadaştan bahsediyorum. Çalıştım karşıda arkadaşlar. Saat 10'da gidiyorum. Adam bana hiçbir zaman yarım yemeği vermedi. Daima 50 gündür boyunca destek çıktı. Şimdi Murat Bey karşımıza geldi. İmzayı verirsen verirsin diye ayağı dikleniyor. Vermesen kızı çıkarmayız. Bakın iş... Niye bağlanmıyor o zaman Turan Murat Bey? Turan Bey, zaten iş o kadar çirkin bir boyutta ki bir insan bir mal mıdır, emtia mıdır ki parayla alım satın? Bu kadar çirkin bir konu olabilir mi yani? Ya affedersiniz, bunlar çocuğu, bizi mal yerine koyuyor. Resmen onu... Yani bakın, ben tabii sizden duyduklarımızla konuşuyoruz burada. Velev ki bu böyle değilse çıksınlar desinler ki, hani biz az önce Serap Hanım dedi ya, biz şeyler üzerinden, olasılıklar üzerinden gidiyoruz. Bu olasılık değildir de, bunun gerçeği böyledir de çekip desinler, arasınlar, bize söylesinler, biz de gerçeği öğrenelim. Bu zaten başlı başına bir çirkinlik. İnsan ve köy yeri olması, şehir olması ne ifade eder? İnsan parayla alınıp satılacak bir nesne midir? Böyle bir çirkinlik Allah olabilir Murat Bey, mi? Ben akşam oldum. Herhalde şöyle bakıyorlar. Çocuklara şöyle bakıyorlar. Ben yedim mi yeter bana. Turan Bey, herhalde çocuklara şöyle bakıyorlar. Çok özür diliyorum. Onu anlıyoruz tabii ki. Ya bir çocuk yılda babasına ne kadar incirde yardım eder? İşte 6000 TL, 10000 TL'lik incir toplar veya çalışır. Ya hadi bu senelik karşılığını alın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi böyle, böyle bir şey? Olur? Bu kadar çirkin bir şey olabilir mi? Hep bizim çocuğu var yani. Ben tekrar o teklifimi de sunuyorum. Oğlunuz hakkında kayıp başvurusunda bulunun. İyi niyetinizi anlayalım. Hiç değilse bu aile de sizin birazcık da olsa iyi niyetli olduğunuzu düşünmeye başlasın artık. Yani bu artık, bu çok gerilmiş olan ilişkiler belki farklı bir noktaya evrilebilir. Ama bunun için sizin de bir adım atmanız lazım. Biz oğlumuzu çok merak ediyoruz ama hiçbir işlem yapmıyoruz. Biz oğlumuzun hayatına endişe ediyoruz ama hiçbir yere bir şikayetiniz, hiçbir şeyiniz yok. Biz, o bizim kızımız, bizim namusumuz. Bunları yaparak bu aileyle daha sonrası için bile normal ilişki kurmanız çok zor. Onun için size bir adım atın diyorum. Yapın kayıp başvurunuzu. Hakan'ı da arayalım. İkisini birlikte arayalım. Şu an elimizde olan fotoğraf, Özlem'in fotoğrafı. Özlem efendim 50 gün olacak yarın kayıp. Ve bu kız 17 yaşında. Bakın, Muğla tarafında olabilirler, İstanbul'da olabilirler, Aydın, İzmir tarafında olabilirler. O civarda, dediğim gibi her yerde olabilirler. Özlem bu. Özlem'in hani yeni fotoğraflarından bir tanesi. Bu çok eski değil. Yanında da
22-23 yaşlarında Hakan isimli bir çocuk var. Bunlar bir evde kalmıyorlarsa kayıtlı kuyutlu bir yerde kalıyorlar. Bir pansiyondur, bir şeydir. Mutlaka oralarda da bir kimlik bilgisi alınıyordur. Lütfen dikkatle bakın. Çünkü bu kızla ilgili yani bir kadın olarak bu sözü de hiçbir zaman kendimize yakıştırmayalım. O artık bizim namusumuz. Hadi oradan. Hadi oradan. Sen kimsin? Bu çocuğun doğumunda, bu çocuğun büyümesinde, bu çocuğun yetişmesinde ne kadar katkın var ki? Kendi çocuğuna bile bunu diyemezsin. Sen benim namusun. Herkes namusunu korumasını bilir Mustafa Bey. Merak etme sen. Ama bu kadar da çamur attığınız, bu kadar da bilmem ne yaptığınız ailenin kızını da getirin verin aslında yani. Madem öyle. İnsan bir uzlaşma yoluna gider ya. İnsan bir ailenin acısına saygı duyar, anlar. Ercan Bey söylüyor musun? Kızına da bence sen bir çağrıda bulun. Valla ablam. Yoruldu adam. Hani içim hani bir savaşa gidersin, elini bir el bombası alırsın ya. O şekilde doluyorum yani. Bak o şekilde doldururum yani. Hazır bir canlı bomba gibiyim. Yok yok yapma. Yani sakin. Gerçekten dayanacak gücüm de kalmadı. Yani bir insan kaç gün uykusuz olabilir? Kaç gün yani yemek yemeyebilir? Canım istemiyor. Geziyorum, dolaşıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Ya bir artık bir son haddine geldik herhalde yani. Gerçekten gücüm, sakin olacaksınız. Gücüm de kalmadı yani. Şimdi sağduyulu olacaksınız. Ben karşı tarafa da yani aklı selim insanlarsanız ki ben pek tabii öyle olmadığınızı düşünüyorum şu gelinen 50. günün neredeyse sonunda. Biraz aklı selim sahibi olun ve bu çocuğu artık teslim etsin Hakan da. Oğlunuz cezaevine her türlü girecek. Onu bilin yalnız. Yani Türkiye çok büyük bir ülke, çok kalabalık bir ülke ama sanıldığı kadar büyük ve kalabalık değil. Çat diye bulacağız inşallah. Burada bir ayrıntıyı da vermek lazım. Şimdi yeniden bir söylem ortaya çıktı. Aile düne kadar söylemediği bir şeyi söylemeye başladı. Can güvenliğinden endişe ediyoruz diye. Maalesef birçok kayıp, hocamın da dediği gibi kayıp bazen cinayete dönüşebiliyor. Şimdi burada tabii o karşı tarafa seslenmek lazım. Konu kayıptan cinayet şüphesine döndüğü an prosedür değişir. Polisin çalışma şekli değişir. Kayıpta sadece kontrol noktalarında GBT'ye bakılır. Aranıyorsa aranmıyordu. Veya işte örnek veriyorum bir yere, otele vesaire yere gittiği zaman orada ortaya çıkar. Ama cinayet şüphesinde bahsettiğimiz büronun çalışma prensipleri bambaşkadır. İşin rengi değişir. İşte o noktaya gelmemek lazım. O noktaya gelmemek için de en azından aile bir telefon açılması lazım. Az önce Hasan Hocam'ın bahsettiği gibi bir arayın. Yani yaşıyorum anne baba dedirtmeniz lazım bu kız çocuğuna. Ya Murat Bey, şimdi bir reklama gitmem lazım Turan. Devam edeceğiz ama tam da Murat Bey'in söylediği gibi bundan yaklaşık 1,5-2 yıl önce diğer kanaldaki programımız sırasında bize gelip kayıp olarak aranan bir genç, iki genç vardı. Bir kadın, bir erkek. Hala onlardan haber yoktu. Şimdi mesela o kayıp hikayesi cinayet dosyasına çevrildi ve önemli gelişmeler var. Zehra ve Korhan olayını hatırlıyorsunuz. Programımızın sonuna da yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlarım. Orada çok önemli gelişmeler var. Evet, sonunda Muhittin diye önce alıştırdık, ısındırdık Muhittin'i canlı yayında. Sonrasında da stüdyoya geldi. Tuğba'nın annesi Gül Hanım. Evet. Abisi Muhittin, erkek kardeşi Yunus stüdyoda. Evet. Biliyorsunuz aileyi artık az çok tanıyorsunuz. Burada gördüğünüz robot resim rahmetli cinayete kurban gitmiş bir kadının jandarmanın uzman ekipleri tarafından yapılmış. Yakın, en yakın yüz tanımlama tekniğiyle yapılmış bir robot resim. Burada hala tabii ki kuşkularımız var ama hafta sonu gittiklerinde, perşembe gitti Gül Hanım. Cuma günü gittin, eşinle birlikte evet. DNA örneği verdik. Verdik. Ne yaptılar, ne orada aldılar? Orada jandarmalar dedi yine aynı buradaki gibi figan, feryat benim ağdıma dayanamadılar. En geç 15 gün içinde ablam biz senin işini halledeceğiz. İnşallah. Neyse belli olacak dediler. Yalnız bana şunu sordular orada. Kızın boyunu sordular. Ben de aynı size o gün verdiğim cevap gibi cevabını verdim. 1.55. En fazla 1.60, hadi 1.65 diyeyim dedim. Minyon tipliydi dedim, hafif tombuludu dedim. Ondan sonra bunları sordum. Onlar da dedi ki bana,
ben bu bileklerimi keserim dedi. Bilmiyorum artık ne şekilde yaptıklarını, gördüklerini. Biz olayın içindeyiz abla dedi. Biz ölçtük, biçtik yani bu iki senenin içinde dedi. İlk gördüğümüz anda dedi. Boyu 1.80 dedi. Ha, bayağı boyu 1.80 dedi bana oradaki batçavuşumuz. Bilmiyorum artık ne ne değil onun orasını. Muhakkak o da bir tecrübesine İnşallah, dayanarak. Evet, evet ona da yazık. O sadece... vatandaşa da yazık. Yani günah. O da bir Müslüman. Hani o bayana da yazık. Hiç kimseye böyle olaylar olmasın. Üzülüyorum gerçekten. Ben bir anne olarak üzülürüm. Hani hiç kimse bunları yapmasın ablam. Yapmasın. Benim için kan ağlıyor. Ama o beni bilmem teskin etmeye öyle çabaladı. Yok yok zannetmiyorum. Şimdi tek bir kemik bile bulunsa boy tahmini mümkün ama tüm iskeleti bulduklarına göre bir 80 doğrudur diye düşünüyorum. Bu durumda ama iskeletin değildir. Bütün olarak bulunmadığında göz önünde bulundursak. Yok işte tek bir kemikten bile tahmin. Biz yani hocam boy kemiği, kol kemiği şu kadarsa bu boydaki bir kol kemiği bu kadar şu boydaki bir insanda tabii, bacak kemiği gibi gibi kendisi böyle söyledi. Ben hocam cevabı verince başka da bir şey demediler. Kanı verdik. Senin her şeyini dedi. En öne aldıracağım ablacığım. Sen merak etme. Allah razı olsun. Allah'ın izni keremiyle dedi. Ne ama öyle amadır senin çocuğunu bulacağız dedi. Belki de bu değil dediler. Bilmiyorum İnşallah. Artık. O zaman şimdi Tuba konusuna geçmeden diyelim ki değil, diyelim ki bu rahmetli kadın. Ha, onlar da dedi. Bu robot resmine dedi. Biz bakıyoruz dedi televizyonlardan. Biz İnanç getirmiyoruz dedi. Asla çocuğuna benzer yeri yok dediler. Hı. Ama ne olacak? Sana da benzetemediler. Hayır, sana hele hiç benzetemiyoruz dediler. Yani o Tuba ile o cesetin robot resmine dediler. Biz işlem yapıyoruz, ilgileniyoruz. Biz benzetemiyoruz dediler. Gayrı bilmiyorum Serap tamam, Hanım. Tamam, tamam. Bu güzel yani sizin adınıza güzel evet, bir gelişme. Ama beni serinletmek için böyle söylüyorlar. Ama soruşturma ama dosyalarında emniyet işte, özellikle yani çok böyle yani %100'e yakın bir benzerlik de olsa bu tabirleri kullanmak zorunda. Yani evet. Taktirde, yüzüne karşı diyemezler. Yüzüne işte, karşı işte, bu senin kızına benziyor ya beni serinletmek için böyle. Serinletmek demeyelim de bu bir taktiktir diyelim. Yani bu evet, söylenmez şöyle, zaten biz evet, de söylemeyiz. Evet. Şöyle bir teknik daha var süperimpozisyon deniyor. Yani bu resmi oluşturduktan sonra gerçek kafatasının taramaları da var ellerinde. Resimle kafatasını da çakıştırıyorlar uyuyor mu diye. Şimdi yani kızımızın resmini ona da süperimpozisyon yapmışlardı. O çalışmayı yapacaklar anladığım kadarıyla. Herhalde. Hatta dedim ben saçımı da verebilirim dedim saç örnekleri falan. Ha yok öyle sizden zaten sürüntü mü aldılar böyle ağız yok, içinde? Yok sürüntü değil. Orada bizim kanımızı aldılar. Kanımızı aldılar. Benden kanımızı aldılar. Şöyle bayağı tüpü de doldurmadılar. Şu kadar aldılar tamam abla. Tamam. Bu arada biliyorsunuz torunla ilgili de böyle bir DNA istemişti savcılık ama. Evet. Aslı'nın yanında, Elti Aslı'nın yanında olduğu için ve Aslı da koronadan sebep karantinada olduğu için onu evet, zannediyorum çarşamba perşembe günü alacaklar. İnşallah. Süre bitiyor. Ama Tuğba'ya geçmeden önce inşallah sizin için iyi bir gelişme ama İnşallah. Bu sahipsiz tabii ki kadın Günah, cesedi yani onun da cinayete çıksın. Kurban gitmiş bir kadın cesedinden bahsediyoruz. Ben yine de ekran başındaki seyircilerimize özellikle işte 20 ile 35 yaş arası 1.80'e yakın boyu olduğunu tahmin etmişler. Evet, öyle söylüyorlar. Dediler, öyle dediler. Dolayısıyla böyle bir kaybı olan Konya'nın Kadınhanı ilçesinde mesirelik bir alanda bulunan kadının kimliğinin de belirlenmesi, katilinin bulunması açısından ailesinin arıyorsa hiç değilse hani ölüsü mü dirisi mi dedikleri türden bir kavuşma olması için bu fotoğraf robot resmi de burada tutalım. Evet. Şimdi geliyorum Tuğba Düldül konusuna. Öyle yalanlar, öyle çelişkiler oldu ki yani gerçekten birbirini tutmayan çok fazla şey konuşuldu burada. Evet. Bir tanesi de görümce Seval'in işte Muhittin çıkarsa ben de çıkarım. Ben orada şöyle bir şey sezdim Muhittin. Muhittin çıkarsa ben de çıkarım. Muhittin sakın çıkma ha. Sakın çıkma. Bildiklerini söylersen ben de bildiklerimi söylerim. Evet. Hadi çık. Hayır çıkma sakın. Evet, gibi tabii. Bir alttan alta bir şey. Evet. Sen ne diyorsun buna? Şimdi Seval Hanım ille benim sesimi duymak istiyordu. Muhittin'in sesi kulağıma değsin diyordu. Ben de sadece Seval değil de bu beş şüpheliye
sesimi değirmek için geldim buraya. Bunlar kayınvalide, kayınpeder diyorsun. Tuğba'nın kayınvalidesi, evet, kayınpederi. Kayınbiraderi Özkan. Evet, evet. Seval Görümce. Evet. Filiz Görümce. Taner Seval'in oğlu. Evet. Şimdi Durmuş. Ve de Aslı Elti. Evet. Esas şüpheli kişiler, soruşturmaya alınacak olan kişiler Durmuş, Perehan, Özkan, Seval, Savaş. Seval'in kocası. Evet. Evet. Neden onlardan, nelerinden şüpheleniyorsun? Çünkü bu bir olay işleyeceklerinde bu beş kişi aralarında düzenler, bu beşinin birbirinden her türlü haberi olur. Ne olay düzenlediler bugüne kadar beş kişi? Herhangi bir olay düzenlediklerini bilmiyorum ama birbirinden habersiz iş yapmazlar. Ama bir olay düzenlediklerini sanki biliyormuş da söylüyormuş gibi söylüyorsun. Şöyle bir durum var. Bunlar iki sene öncesine kadar hepsi beraber toplu birlik gezerlerdi. Evet. Yani bu da bunu gösteriyor. Şu anda hepsi bir dağa dağıldılar. Hepsi bir ayrıldılar. Evet. Neden toplu gezerken bunlar... Hepsi de birisi Pınarbaşı'na, birisi Alakoy'a. Yerlerini söyleme bence. Söyleme yine de. Hani onların, evet, da biliyorsun işte intikam, intikam, cinayetler, farklı, bir şeyler. Farklı bölgelere gittiler. Farklı bölgelere neden iki yıl içerisinde dağıldılar hepsi bir gezerken? Soruların bunlar. Ve ayrıyeten bunlar savaşı iki yıl önce şiddetli bir şekilde dövmüşler. Evet. Kendi evlatları gibi yanında taşıdıkları damatlarını... Şiddetli bir şekilde darp etmişler. Neden yaptılar bunu? Bunu Savaş'ın kardeşinden mi duydun? Yani hayır, senin kız kardeşin Betül'le evli olan hayır, kişiden duymadım. Savaş bize anlattı. Biz Tuğba'yı aramaya gittiğimizde telefon numarası bile verdik dedim ya. Ben o gün ağladım ağladım buradan gönderdiğiniz günü. Ben orada kriz geçirmişim, bayıldım filan, yalan filan değil. Eşim beni suyla ondan bundan uyandırdı, ayıktırdı. Oturdum kendi kendime. O da ağladı, ben de ağladım haliyle. Bana dedi ki, avrat bir sakin ol ya. Allah rızası için sakin ol dedi. Düşün bakalım dedi. Ben yalnız kal dedi. Çıktı dışarıya gitti. Oturdum, düşündüm, 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 düşündüm. Bunlar devamlı iç içeleriydi. Yani aralarından suyu sızdıramazdın ablam. Suyu sızdıramazdın. Kendi o gittiğimizde... Anlattı ki bize, hanımı önce yoğurdu. Biz onun evine üç sefer gittik, Savaş'ın evine. Gülerim abla dedi, bizi karı koca dedi, bizim kafamızı, gözümüzü kırdılar, dağıttılar dedi. Taşpınar'daki evdeyken dedi, kış günü dedi, bizi kovalayıverdiler dedi. Kim bunlar? Bunu söyleyen... Hayır, kim yapmış bunu? Kaynası, kaynatası Özkan. Bu anne, bunlar. Evet. İyice dövmüşler. Damatlarını dövmüşler. Damatlarını aynı dövmüşler. Zamanda Durmuş'un erkek kardeşinin oğlu. Evet. Ondan sonra dövmüşler iyice, kafa göz karalamışlar, bunları savuşturmuşlar. Ha düşündüm de eşim geri geldi nasıl oldun diyerekten bana. Elime yüzüme kolonya döktü, neyse kendime geldim. Yaşar dedim, bunlar dedim hep bir aradalar dedim. Savaş dedim, bize gittiğimizde dedim, kaynam kaynatan bizim kafamızı gözümüzü kırdı Gülhanım abla. Bu şekilde bizi karın dipinin içinde kovalayıverdiler. Buraya geldim, yeni kattan ben eşya düzdüm, evi düzdüm. Evi tamirata çektim, oturdum. Demedi mi dedim? Dedi dedi. Ya eşime de bağlanabilirsiniz. Ha benim kafamdan ne oldu da bunlar iki senenin içinde bu derece dağıldılar. Bak Durmuş cinayet etti. Bunların içindeydi bu çocuk. Bunlar 6-7 kardeş bu dediğim. Bu kayınpeder de mi cinayet işledi? Durmuş diyorsun. Durmuş'un damadı ya Savaş. Savaş. Cinayet işledi. Kim cinayet işledi? Cinayetleri yapanlar el birliğine, Savaş da bunun içinde. Savaş da bunun içinde. O amca çocuklarıyla amca Savaş çocuklar. Da. Ha, evet. Evet. Bunların arasından hiçbir susuz mayordu ablam. Ne oldu da bu iki senenin içinde... Bunlar ayrıldı yani çıktı. Yani kısaca demek istediği ne oldu da bunlar Savaş'ı yanlarında gezdirdikleri Savaş'ı bu derece dövdüler de attılar. Peki bunun Tuğba'nın kayboluşuyla ne alakası var? Aile içi bir meseledir. Birbirleriyle kavga etmişlerdir. Tuğba'nın kaybolması, evet, ya da ölmüş olmasıyla ne alakası var ama bunun? Ama bak iki sene içinde bunlar oluyor.
Ha, bir de bu ceset bulundu. Şimdi, bir de bu ceset ne bulundu. Alakası var Muhittin? Ben şüpheleniyorum daha doğrusu. Bunlar hepsi beraber gezerken Tuğba'yı hepsi beraber kaybettiler. Ve hepsi de ayrıldılar. Suçu bir kişi üstlenecek ama beş kişi suçlu. Suçlu. Bir kişi üstlenecek. Beşi suçlu. Hepimiz ceza almayalım. Bir kişi bu konu ortaya çıkarsa, çıkacak olursa beşimiz beraber ceza almayalım. Biri bir kişi ceza alsın diye dağıldılar. Düşüncemiz bu. Senin, bu senin tamamen tahminin, bu senin varsayımın böyle olduğu anlamına gelmez. Aile içinde bir kavga oldu, dövüş oldu ve ayrı yollarını ayırdılar. Bu başka. Tuğba ile ilgili kısmını konuşalım bence. Sen dedin ki o gün, ben Tuğba'nın kayınvalidesinin ve kayınpederinin yanında olduğunu düşünüyordum. Evet, hastaneden çıktıktan sonra. Evet. Ama diyorsun ki sonra işte Seval'den şüpheleniyorum, Savaş'tan şüpheleniyorum. Evet. E onların yanından kaybolmadığına göre, kayınvalide ile kayınpederin yanında olduğuna göre niye ucunu Seval'e dokunduruyorsun? Çünkü Seval'le devamlı muhatabı da. Ben kardeşimi Durmuş'la Perihan'ın yanında olduğunu zannediyorum. 5 yıldır ben haber almadım. O da Tuğba'yı Savaş'la Seval'in yanına vermiş. Bunu sana kim söyledi? Perihan mı Durmuş mu? Annem söyledi. Annen söyledi. O kadar ondan biliyorsun. Evet. Siz peki bu Tuğba'yı aramak için sen kaç yaşındasın? 34 yaşında. 34, 29-28 yaşındaydın o kaybolduğunda. Evet. Sen kaç yaşındaydın Yunus? 18. Ha Tuğba kaybolduğunda 13. 13. Niye Yunus'un büyümesini beklediniz de sen aramadın o yıllarda? Bu programlar yıllardır var. Şimdi o ben yıllarda... olmam öbürü olur, öbürü olmaz öbürü olur. Niye onun büyümesini beklediniz de siz programlara çıkıp aramadınız? Şimdi... Biz Durmuş'la Perihan'ın yanında diye umut ettik ablam şimdiye kadar. Şimdi... Sen cevap ver. Biz... Tuğba'yı Durmuş'a gelin ettik. Yani Durmuş'a güvendik. Durmuş bizden bu kızı alırken bizim namusumuz, bizim çocuğumuz oldu artık dedi. Ama sen istemedin bu evliliği. Bu evliliği ben istemedim. Doğru. Ha ben Tuğba'yı aramama sebebim Tuğba'yla hiçbir sorunum yok. Tuğba her türlü, her konuda haklı ve suçsuz. Tuğba'yı Durmuş'la Perihan'ın yanında olduğunu bildiğim bilerek... Ben arama yapmadım. Hatalı olduğumu biliyorum. Neden hatalıyım? Kardeşimi aramadığımdan dolayı hatalıyım. Doğru. Sen Seval'le Tuğba'yı kaç sefer evden silahla kovdun? Silahla kesinlikle ben kovalamadım. Seval'in söylediğini söylüyorum. Şimdi Sevalgil bizim eve gelip gidiyormuş. Birkaç defa gelmiş gitmişler. Bir gün ben duyuyordum. Bunlarla onun... Konusunu devamlı tartışıyorduk, birbirimize bağırıp çağırıyorduk. Yani siz onları neden kovalamıyorsunuz, niye getirmiyorsunuz diye babamla anneme devamlı kızıyorduk. Niye kovalasınlar istiyordun? Ya yanlarında silah taşıyorlar. Evet. Ayrıca bunlar düşmanlı. Düşmanları bunları takip ediyor, baskın yapıp ateş ediyor. Bunlar düşmanlarını takip edip ateş edip baskın yapıyor. Evet. Benim evimde böyle olaylar olmasını istemediğim için... Seval yanında da Özkan'ın eşi vardı. Tuğba da yanlarındaydı. Tuğba'ya kızmadım, kesinlikle kovalamadım. Tuğba gelsin gitsin ama Seval sen silahlı birisin, düşmanlı birisin. Benim çocuklarımın içinde evimde işim yok dedim. Bir daha gelme dedim, kovaladım ben. Onlarla beraber Tuğba da gitti ama. Onlarla beraber gitti. Tuğba da ama gitti. Sen güvenip bu kadar düşmanı olan insanlara güvendin. Evine baskın yapılır mı? Kardeşim de o arada gümbürtüye gider mi? Bilmem ne demeden. Onu da yapmadık. Kardeşini yapmadık. Yanlarına kattın gönderdin. Yapmadık. Doğru mu? Ablam onu da yapmadık. Gelinleri diye yani Tuğba'yı almadık. Onun gelini. Senin kardeşin. Evet. Peki bu Tuğba'nın dini nikah kıydı Fırat. Öncesinde onların kardeşleri ölüyor. Evet. Sonra Fırat cinayet işliyor. Evet. O dönemden sonra mı bunlar düşman sahibi oldu? Zaten 3 ay var arada. Evet. Aralık ayında dini nikah kıyılıyor Tuğba ile Fırat. Evet. Mart sonu gibi de bu cinayetler işleniyor. Evet. Bu 3 ayın sonunda Tuğba ne zaman hamile olarak sizin eve geldi? 8 aylık olarak hamile geldi bize. 8 aylık hamileydi bizim eve geldiğinde. Yani Ağustos ayı gibi geldi, doğru mu? Evet. Çünkü Mart ayında 3 aylık hamileydi.
Ocak ayında filan biz hamile kaldığını düşünüyoruz. Ağustos ayı gibi 8 aylık hamileyken niye geldi sizin eve? Orada madem oturuyor kayınvalidesi, kayınpederi neyse. Şimdi oradan Perihan Hanım buna devamlı güdümsüz yani uğursuz gelin diyerek olayları işlediler ya. Tuğba da orada yeni gelindi. Tuğba oraya yeni gelin gitti. Bu Perihan da buna sen uğursuz gelin olarak geldin yanımıza. Uğursuz gelin, güdümsüz gelin diyerek şiddet uyguluyordu. Devamlı Tuğba'yı darp ediyormuş. Tuğba bize bunları anlattı. Hamileyken geldiğinde anlattı. Evet, 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 evet. Çocuğu sizin evde doğurdu. Bizim evde doğurdu. Çocuk 11 aylık Olasya bizim yanımızda durdu. Gördün mü? Sonradan gene ben işteydim, çalışıyordum. Durmuşlar, Perihan gelmişler. Bu bizim gelinimiz. Ufak tefek kavga dövüş yaptıysak bile biz gelinimizi almak istiyoruz demişler. Gönüllerini yapmışlar, almış götürmüşler. Yani aşağı yukarı bir sene sizin evde durdu. Evet, durdu. Evet. Yani geldik 2013 yılına. Evet. Doğru mu? Evet. 2012'nin Ağustos, Eylül'ü gibi doğum yaptı. Evet. Çocuk 9 aylık olana kadar kaldı. Evet. 11 aylık olana kadar kaldı. Neredeyse 12-13 ay sizde kaldı. Evet. Bu arada kocasının ailesinden hiç kimse aramadı mı? Aramadı ablam. Torun oldu gene aramadılar. Aramadılar. Kayınvalide, kayınpeder, görümceler. Aramadılar. Hayır. Yalnız çocuk bir yaşına girdi, geldiler, hayır, aldılar, gittiler. Kim geldi tam olarak? Sevali'nin tam olarak bu çocuk isteydim. Şimdi doğruya geldi mi doğru can verelim ablam. Bu çocuk isteydi. Allah için konuşacağız. Sevali'nin Özkan'ın hanımı geldi. Geldiler, yalvardılar, yakardılar. Yaşar abi, Gülerim abla, hiçbir zaman bir daha olmayacak. Annemin babamın çok çok yüklerine selamı var. Torunlarını görmek istiyorlar. Gelinimizi götüreceğiz dediler. Tuğba ne dedi buna? Tuğba şöyle açık bir duraksar gibi oldu. Ben de dedim ki kızım gönlün yoksa gene gitme. Çocuğu göndeririz. 2-3 gün görürler. Özlemlerini giderirler. Geri getirirler çocuğu dedim ben. Ha anne dedi durdu. Ne düşündü ne düşünmedi orasını bilemiyorum pek. Gideyim bakalım bu sefer de bir hak tanıyayım gideyim. Peki 12-13 ay orada kaldığında. Evet. Kocasını ziyarete gitti mi? Dini nikahlı da olsa Fırat onu yazdırmış mıydı? Ziyaretine gitti mi hiç? Bize şu cevabı verirdi o zaman. Anne 2-3 sefer gittim ama ben dışarıda kaldım. Ha, 2 sefer dışarıda kalmış ama 3. sefer görümcesi Seval'in kiyadıyla onu gari batçavuşlara, jandarmala bayrammış gari o zaman. Şeker bayramıymış. Rica minnet etmişler. Bunu katmışlar eşinin yanına. Çocuğunu da götürdü mü? Çocuğunu da götürmüş. Görmüş. Çocuğunu da görmüş. Eşini, hanımını da görmüş. Özlemlerini gidermişler. Çıkmış gelmiş. Kız. Orada şöyle bir söz söylediği iddia ediliyor Tuğba'nın. Sen 40 sene ceza aldın. Ben seni bekleyemem. Biz bunu duymadık abla. Böyle bir şey duydunuz mu Muhittin? Hayır, bunu duymadık. Allah'tan duymadım. Korkarım. Yalnız benim çocuğum arada hemen bir saat, iki saat geliverir gide. Aramız Alagova'yla... Bakın bir şey daha söylemek bir dakika annem yine konuşsun. Aramız Alagova'yla hemen yakın semtimiz, sağlık ocağımız filan bir. Geldi miydi ya muhtarlıktan, bizim muhtara bağlıydı Tuğba'nın kayıtları. Köy muhtarımıza, oradan belediyeden yiyecek, içecek. İkametgahı oradaydı. Oradaydı. İşlemleri yaptırıyordu, hemen geliyordu bizden, bir çay içiyordu, ekmek yiyordu, bir dertleş veriyordu benimle. Koy bırakıp babası götürüp koy veriyordu. Peki. Bir de diyordu ki bak baba evlerinin önüne götürme. Bak yeni benim aklıma geliyor ablacığım bu konular. Sağlık ocağının bu tarafına bırak baba laf söz ederler. Huzurumu bozarlar diyordu. Peki çocuk. Bir soru soruyorum şimdi. Sor ablam. Bu çocuk 11 aylık olana kadar kaldı. Evet. Dolayısıyla 13 ay falan ediyor. Evet. Seval geldi Özkan'ın karısıyla beraber. Evet. O da gideyim dedi, aldı gittiler. Evet. Nereye gittiler? Hangi evde kalıyordu? Perihan'la Durmuş'un şeydi, evinde mi? Ki evdelerdi o zaman. Saracoğlu'nda. Saracoğlu'daki evdelerdi. Ben o evi bilmem. Kimlerin Durmuş'la eviydi Perihan'ın orası? Durmuş'la Perihan'ın evine götürdüler. Seval'in evine mi götürdüler? Durmuş'la Perihan'ın evine götürdüler. Kayınvalideyle kayınpederin. Evet. Yani daha önce şiddet gördüğü, evet, işte sen uğursuz gelinsin diye, evet, dövdükleri, evet, eve, evet, bu sefer çocuğuyla gitti. Gitti, evet. Ondan sonra da sen... Muhittin hep onların yanında olduğunu zannettin. Evet. Biz, evet, onların yanında olduğunu biliyoruz. Ben savaşın yanında olduğunu bilseydim kesinlikle ve kesinlikle ya güvenlik güçleriyle ya da kendi imkanlarımla Tuğba'yı
Ya Durmuş'un yanına, ya annemin babamın yanına almaya çalışırdım. Kayınvalide ve kayınpederin evinin daha mı güvenli olduğunu düşünüyorsun? Hani bunların düşmanları var, onlar geliyor, bunlar gidiyor. Niye onların yanında kalması rahatsız şimdi etmiyor? Şimdi bir gelin, kayın kocası hapiste olan bir gelin, kayınpederinin ve kaynanasının yanına yakışır. Damadın yanına yakışmaz. Ben bu konudan dolayı ya Durmuş'un ya da annem gelin yanına bir şekilde almaya çalışırdım. Şimdi 2013 yılına gelindi. Artık çocuk var, bir yaşını da geçti. Evet. Kayınvalide ve kayınpederin evine gitti. Aradan, o arada geliyor, gidiyor, muhtarlıkta evet. işleri oluyor, size uğruyor, çay içiyor, kahve evet, içiyor. Çalıştığı evet, yerlerden evet, telefon dakika, falan açıyor. Durur, telefon çocuğum. Açıyor. Evet. Çalıştığı yerlerde ama kendi telefonu yok. Değil, arkadaş arası ara verir, hemen dertleşi verirdi. Ama beni bırakma baba, çok götürme, burada indir dediği ev Perihan'la Durmuş'un evi. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Hiç başka bir eve bırakmadı. Hiç başka bir eve Seval'in bırakmadı. Seval'in evine falan bırakmadı. Değil, Seval'in evet. zaten evi yoktu. Sadece Özkan'la Durmuş'un evi vardı. Biz Seval'in evinin orada olduğunu daha astarı yoktu ablam. Tamam. Ben geldik 2013 yılının artık Ağustos, Eylül aylarına. Aradan bir yıl geçiyor efendim. Geliyoruz 2014 yılına. 2014 yılının Ekim ayında, Ramazan Kurban Bayramı'nda evet. Tuğba 3 gün, 4 gün ortadan kayboluyor. Evet. Kim haber veriyor size Tuğba kayboldu diye? Bize kim haber verdi? Seval haber verdi. Nasıl haber verdi? Bir akşam üzeri hayvanları benim adamım yemledi. Ben de balkonda evin içinde yemeği affedersiniz yaptım. Balkona çıktım, oturdum. Beyime telefon geldi. Ben de bu konularda biraz hassasım ya, kızına görüşme konusunda. Hatta dedim ki Yaşar dedim, eğer Tuğba ise bana hemen ulaş, bir sesini duyuvereyim dedim. O da şöyle etti, o değil diyerekten. Miyet Seval'imiz, Yaşar abi gelin, kızınız şeyde, hastanede diyerekten telefon açmış bizim abi. Bağlanabilirsiniz eşime de. Ondan sonra o da ne uçu sebep ne dedi bizim adam da, bunu duydum yalnız benim adamımın böyle dediğini. Ne uçu sebep ne dedi, gel bilmiyorum Yaşar abi, hastalanmış Tuğba. Hastaneden yatıracağız, işlemlerini yaptıracağız diyerekten bize bu haber geldi. Ha tamam kızım dedi, ben dedi evi düzene katayım dedi. Yok yalan söylemeyeyim, hemen geliyoruz dedi. Benim adamım hemen bir iki ekmek atıştırıverdi. Ha telaşlandık biz de nasıl hastalandı diyerekten. Tuttuk oraya vardık. Orada iki gün kalmış çocuk şeyde hastane... O, hakiki yatırmayan yerler var ya bir serum filan takıyorlar. Acilde. Acile, Allah razı olsun abi. Ondan sonra işlemleri yaptıramamışlar. Neyse biz vardık. İşlemleri yaptırdı benim adamım. Yukarı odaya çıkardık. Odaya çıkarken bir odaya daha soktular orada. 3 doktor, 2 tane bayan hemşire. Hatta biz gülüştük. Birisi elini şöyle iderek hemşirenin böyle yazı yazıyor. Ben de uzandım, meraklıyım ya. Niye böyle hemşire hanım yazı yazıyorsun? Ablacığım dedi, benim yazım sürpriz olarak ben yazıyorum dedi. Gülüştük, orada geçti. Ha, şey, Seval'in Yıldız da vardı, kız kardeşi. Onun bir büyüğü. Yanımızdalar, yatırdık. Anne beni kurtar dedi çocuk şöyle. Yavrum derdin ne dedim böyle. Yalvarıyorum Tuba'cığım söyle. Derdine derman olayım annem dedim. Anne kurtaran sadece bize dediği bütün dünya yarın ahiret ablacığım. Öleceğim imanımızı iki elim yanıma gelecek. Yalanım yok abla bu kelimelerdi. Resmi nikah dedi. Serpil'in üstüne yapacaklarmış dedi. Beni dövüyorlar dedi. Eziyet ediyorlar dedi. Bana yapılmayacağımış dedi. Ha ben de dedim ki eğer bunun için filan sen sıkıntı yapıp da kendine bu derece eziyet ediyorsan ona koca varsa kızım sana dünden bulunur Tuğba'm koca, merak etme, takma bunları kafana dedim. İyileş ben seni evime alır götürürüm annem dedim. Vallahi de dedim, peki, billahi de dedim. 5 gün kaldı, sen yanındaydın, sonra taburcu oluyordu. Evet, Tuğba dur. Seninle gelmek istemedi mi eve? Dur, ben o zaman o bu 5 günün içinde ilk yatırdığımız günü gittim ben. Ha haliyle ben sana o günde anlattım ya, hastalandım, işte kadın hastalığı anla gari sende. Gidemedim. Ama babası gitti bu 5 günün içinde taburcu olasıya kadar gitti. İşlemleri geri yaptırmış Tuban ben seni hemen alayım. Oradan Seval gelmiş çocuğu almış götürmüş komşum. Peki şimdi Seval verdiği sözü tutuyor. Seval bugüne kadar canlı yayınlarda
biliyorsunuz yüzünü hiç göstermedi. Eğer dedi Muhittin gelirse yayına ben de gelirim. Ya da işte yüzümü de gösteririm. Bizim alnımız açık dedi. Tamam konuştum. Seval canlı yayında ve yüzünü de açık olarak bizimle röportajını yapacak. Konuştum. Evet, yanında da muhabirimiz Murat var. Seval merhaba. Merhabalar Serap Hanım. Seval, şimdi buradaki iddiaların hepsini dinliyoruz. Sen de evet. izledin, dinledin galiba. Bu arada evet. Bir Aslı ile yaptığımız bir telefon konuşması vardı. Birazdan onun kaydını tekrar bir yayınlayacağım. Orada bir iki tane önemli husus var. Evet Seval, şimdi bu Aslı'nın söylediklerinde, söylediğiyle senin hastaneden ailesi aldı gitti söylemin birbirini tutmuyor. Çünkü sen diyorsun ki ailesi aldı gitti. O diyor ki benim yanımdan gitti 4 sene önce. Oysa 2000, Serap Hanım. Dur canım bitireyim. Şimdi, 2014 tamam. yılı Ekim ayında eğer hastaneden gitti ve kaybolduysa senin söylediğin gibi 6 sene olması lazım. Ama diyor ki Aslı 4 sene önce çocuğunu bana bıraktı ve gitti. Önce bunu bir cevaplayabilir misin? Serap Hanım şimdi az önce çok az Gülhanım Hanım'ı dinledim. Hı. Yayına bağlanmadan çok az dinledim hastanedeyim şu an. Gülhanım diyor ki 5 gün yattı babası her gün kızı ziyarete gitti geldi diyor. 5 gün boyunca gidip geldiğinde beni her gün orada görmüş mü? Bunu önce sorabilir miyim? 5 gün boyunca Seval orada mıydı? Hangisi? Ama ben gitmedim eşim gitti Seval de orada geliyor dedi. Seval de geliyor dedi. Eşine sorabilir misiniz? Yaşar Bey'i bağlayalım. Peki Yaşar Bey'i bağlayalım. Yaşar Bey'i bir bağlar mısınız? 5 gün boyunca ben oraya gidip gelmiş miyim bunları öğrenmek için. Peki onu bir soralım. Seval ben bir şey soracağım. Sen dedin ki bize bir not bıraktı ben gidiyorum evet. dedi. Sonra evet. kayboldu sonra hastanede bulundu. Siz o zaman kayıp başvurusu mu yaptınız Tuğba ile ilgili? Evet Serap Hanım bu bir not bırakmış evden kaçmış benim kayıp ilanım üzerine hastanede bulundu bu. Peki hastanede bulunduktan sonra da zaten ailesi bize haber verdi annesi haber verdi kız hastanede aramanıza lüzum yok diye. Aynı evet. gün geceliğim bak onlar hastaneye gidiyor kızı görüyor daha sonra bizi arıyorlar. Yalan söyleme. Bir dakika bir dakika. Yalan söyleme. Bak karşı onları konuş. Ya, dur, böyle konuşunca hiçbir şey anlaşılmıyor. Dur, dur, şimdi ben bir şeye devam etmek istiyorum. Çünkü bu arada kolyem çarpıyormuş mikrofona onu çıkardım. Seval şimdi Yaşar Bey de telefonda. Tamam. Ona soracağım 5 gün boyunca orada mıydı? Fakat asıl sormak istediğim şu. Diyorsun ya benim kayıp başvurum üzerine polis aradı ve sonunda bulundu ve hastaneye yatırıldı. Sen evet. Seval'le soyadı benzerliğin yok. Soyadın tutmuyor. Kardeşi değilsin, ablası değilsin, evet. baba. Hiçbir şey değilsin. Evet, evet. Kardeşinle dini nikahları olabilir ama resmiyette hiçbir şey. Nasıl oldu da senin kayıp başvurunu hemen işleme koydular? Ne dedin sen onlara? Bizim gelinimiz, imam nikahlı gelinimiz dedim. Hı. Hayır olmaz dedi. Annesiyle babasını çağıracaksınız. Haber verdik. Beraber onlar da kayıp ilanı verdi. Ben de verdim. Orada kayıtlarımız gözüküyor zaten. Şeyde... Hayır ilanı biz vermedik. Vallahi tamam, billahi bizim edesin. Haberimiz yok. Çünkü ya, Seval diyorlar ki... Biz kayıp ilanı bir haberimiz yoktu. Biz kayıp ilanı verdik. Arkadaş ya. Konuşmalarımızı istiyorum. Bir dakika ya yalan konuşsun isterse. Sana ne? İstediği kadar yalan konuşacak. Sen de konuşacaksın. Bir dakika Seval. Serap Hanım. Serap Hanım bu kayıp ilanından haberleri yok da kızın hastaneye yatıp kızın kaybolduğunu, kızın araç yaktığını nereden biliyorlar? Şimdi sen ben, söyledin bunları sen. Şöyle olmuş, iki gün olmuş kız oraya yatalı, sen haber vermişsin, onlar apar topar hastaneye gelmişler, ne oldu ne bitti derken işte birkaç gündür kayıptı, ben kayıp başvurusunda bulundum. Evleri, hayır. arabaları yakmaya kalktı diye senin söylediğini iddia hayır, ediyorlar. Hayır Serap Hanım bak kayıp ilanını zaten kız kaybolduğunda karakol bana dedi ki ne senin soy ismin tutmuyor sen kayıp ilanı veremezsin. Ama onlarla beraber kayıp ilanı verdiğinde benim de ismim geçti kayıp ilanı verirken. Ablam bize polis molis ilgilenmiyor. Peki dakika, Yaşar Bey telefonda Yaşar Bey'e soracağım. Yaşar Bey merhaba. Yaşar Bey. Buyurun. Yaşar Bey sen 5 gün boyunca Tuğba'yı hastaneye ziyarete gittiğinde 5 gün boyunca Seval her gün orada mıydı?
Seval orada görmedim. Ben ilk günü gördüm Seval'i. Alo. İlk günü gördüm Seval'i. Seval'le birlikte işlemlerini yaptırdık. Hastaneye ilk girdiği gün Seval'den kız kardeşi de vardı. İlk gün. Sonra bir daha görmedin. Sonra bir daha görmedim. Yalnız en sona Seval götürdü. Ya. Üçüncü günü görüşe gittim. En sona Seval götürdü. Ya. Bir şey daha soracağım. Tuğba ile ilgili Seval diyor ki ben kayıp başvurusu yapmaya gittim ama tabii akrabam falan hiçbir şeyim olmadığı için ailesinin kayıp başvurusu yapması gerekiyor dediler diyor. Ve onlar yaptı diyor. Önce kayıp başvurusunu onlar yapmışlar. Ya. Telefon geldi, ben Lalebahçe Karakolu'na gittim. Hı. İlk önce kayıp başvurusunu onlar yapmışlar. Telefon geldi, Lalebahçe Karakolu'nda çağırdılar. Ben oraya gittim. Durumu izah ettim. Kadını bunların yanında kalıyor. Bana da telefon geldi. Oradan da karakoldan da karakolda da ifademi verdim. Ertesi günü hastaneden çıktım. Yani yapmış. Sen de kayıp başvurusu yaptın. Evet. Çünkü sana böyle bir haber geldi. Çünkü... Anladım. Seval gitmiş. Bana da telefon geldi. Seval'den tekrar karakolda telefon geldi. Karakola geldiler, karakola gittim. Orada ifademi yazdılar. Ertesi günü bir gün, bir buçuk gün sonra akşam üzeri, tam akşam ezanında Seval Gül'den telefon geldi. Kız bulundu. Kızın işlemlerini yaptıramıyoruz. Soy ismimiz tutmadı, hastaneye yatıracağız. Tarif ettiler. Dağın dibinde Beyhekim Hastanesi'nin yanında Mumuni'ye oraya gittik. İşlemlerini yaptırdık. Psikiyatri bölümüne yatırdık. Yani, şimdi... Uyuşturucu ve uyarıcı içmiş gibiydik. Uyuklayordu. İki gündür gelmiş sokaklarda. Seval de onun yanındaymış. Çabuca bulmuş orayı. Bizden önce bulmuş. Çünkü onun da kayıp başvurusu olmuş. Herhalde tanıdık manıdık da aracılığıyla. İşte dini nikahlı kardeşimizin eşi demişler. Ama ne? Asıl resmi başvuruyu siz yapmışsınız. Dolayısıyla Yaşar Bey Seval'i doğruluyor şu anda. Doğru mu? Doğrudur. Seval Hanım. Üçüncü günü görüşüne gittim ben. Görüştüm. Bir daha da görüşemedim. Başladım. Ya ben şunu bir de soracağım. Sen anne olarak kız çocuğu niye ilk gün gidiyorsun da sonra bir daha gitmiyorsun, hep baba annem, gidiyor? Annem ben ağır hasta. Buyursunuz çok söylemek yani şeyinde değilim. Ben bir hastalandım mı yani berbat halde hastalanıyordum. Peki Yaşar Bey, bu arada kızınla hiç konuşma fırsatın oldu mu? O üç gün boyunca neredeymiş mesela? Nerede kalmış? Üçüncü günü konuştum. Ne anlattı? O kayıp olduğu iki gün, üç gün neredeymiş? Nasıl kaybolmuş? Yani bir ilaç milaç diyorsun, bir şeyler içirilmiş. Ne anlattı sana? Onu bize bir anlatır mısın? Elinde bıçağla sokakta gelmiş, tembihlemişler bunu. Seval Gül, köşelerde bekle çıkarsa düşman... Kendisi anlattı bunu. Evet. Kendisi anlattı. Peki araba yakma olayı nedir? Bunu da ben söyleyebilir miyim? Söyle. Bunu da ben ilk günü babam, ben, annem hastaneye gittik. Tuba'ya şeye işlemlerini yaptırmaya. Seval söyledi. Bu dedi düşman tarafının arabalarını yakmış dedi. Siz nasıl ödeyeceksiniz dedi. Ben de dedim bizim yanımızdayken mi gitmiş de yakmış dedim. Biz ödeyeceğiz dedim. Peki. Yunus bunu bana söyleyen sensin. Tuğba'yı hastaneye yattığında benim Tuğba'yla hiçbir konuşma fırsatım olmadı. İzin annen ver. Beni odaya koymadı Yunus. Yalan söyleme, konuşan Gül Hanım, sen. Gül izin Hanım, ver. Tuğba'yı odaya akşamleyin beraber gittiğimizde Tuğba'yı odadaydı. Sen beni odaya koymadın. Tuğba'yla kendin görüştün orada. Bak Yıldız, sen, ben, peki, üçümüz bir yatırdık. Peki, hatta ben oradaki doktorlara dedim. Yalan söyleme. Sen içindesin bunu. Gül Hanım, şunu sana söylemek istiyorum. Müsaade et Gül Hanım, müsaade et. Müsaade et, bak sen orada kaç gündür konuşuyorsun. Bizim konuşma fırsatımız olmuyor. Yeah. Sen kaç gündür... Var senin. Müsaade neden et. Kızından haberin yok, yanımda mı değil mi diye. Benim bütün pisliklerimi sen orada araştırmışsın, takip etmişsin. Neden bütün pisliklerimi biliyorsun da kızının nerede olduğunu bilmiyorsun, yanımda mı değil mi? Bulacaksınız. Çocuğumu bulak, haydi ben sizsiniz. Ne olursa evlerimiz olsun, 10 senede olsa buradayım. Gül Hanım. 20 senede olsa buradayım. Tek tek. Anne, bir dur tek, anne. Tek. Bak evlerimiz görme mesafeli 5 dakika. Sen 5 yıl
önce 2 yıl mesela, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl önce neden gelmedin yanıma? Peki. Bütün pisliklerimi döküyorsun. Seval. Açıkla bütün pisliklerimi, ben kime ne yapmışsam. Seval. Niye onları açıklayamıyorsun? 2 dakikalık mesafe ise, 5 dakikalık mesafe ise sen de mi hiç merak etmedin Tuğba'yı? Bu kadın ne yapıyor? Çocuğunu bize attı gitti. Bu kadın ne yapıyor diye sen mesela merak etmedin mi kardeşinin dini nikahlı bir şekilde beraber olduğu kadın? Evet. Onu Muhittin'e sor. Peki Muhittin. Evet. Şimdi Seval karşında. Seval, senin de Muhittin karşında. Buyur. Evet. Sorularını sor, cevaplarını versin. Muhittin. Evet. Sen Tuğba'yı Betül'ün kaçmasıyla ilgili sorumlu tutuyor muydun, tutmuyor muydun? Kesinlikle tutmadım. He? Tuğba'yı Betül'ün kaçmasıyla kesinlikle sorumlu tutmadım. Dursun. Neden biz her geldiğimizde yolumuzu kesip babanı dövüp de bizi kovalıyordu? Babasına ne zaman ya, size mi sordu? He? Sen neden belinde çift tabancayla geliyordun? Sen düşmanların basıyordu. Sen beni kontrol mü yaptın da çift silah sattığımı, çift silah indirdiğimi, her pislikle uğraştığımı diyorsun. Kesinlikle ben senin ne beline baktım ne de seni taciz ettim. Sen o zaman bak ne diyorsun? Sen diyorsun ki çift silah taşıyorsun. Ben araç kullanırken sen yolumu kesiyorsun. Nasıl belimde çift silah olduğunu biliyorsun? Bunu camı açıklar açtım. Mısın? Ben seni kovalarken camı açtın, yeleğini de söktün. Camı açtım ne? Ben sanki senin silahından korkacakmışsın gibi silahlarını gösterdim. Ben de sana bir daha buraya gelme dedim. Düşmanların seni takip ediyor. Senin belindeki silahlarla benim çocuklarımın yanında ne işin var dedim. Sonuçta biz dünürdük. Düşman beni takip etse ne yapacak yine? Sen beni esirgemen, bacını esirgemen gerekirken... Sen üst araması mı yaptın da silah sevinmen gerekirken... Yok, ben seni kesinlikle üst araması yapmadım. Senin sevinmen lazım orada, kız kardeşimi kendini kadın koruyor diye. Sen arabanızda tüfekler var. Arabanızda tüfekler var. Belinizde onu silahlar var. Mutlum, peşinizde düşmanlar var. Sizin benim sen evimde ne işiniz var? Sen de ava gidiyorsun. Bunu herkes biliyor. Bütün herkes silah taşıyor. Ülkemizde silah taşımayan mı var? Var. Ay yapma yapma. Bir dakika, ben burada hemen bir devreye gireceğim. Bir kere silahlanmaya tümüyle karşıyız Seval. Çünkü ne oluyorsa, bir silah varsa bir evde bir gün patlıyor biliyorsun. Biz Serap Hanım, Seval, bir saniye müsaade et. Müsaade et lütfen. Çok önemli bir konuya değindin. Ben tam tersi, dizilerde bile silah, şiddet, sopa, saldırı, yani dizilerin tanıtımında bile en vurucu şeyler gündeme getiriliyor. Şiddetin bulup gösterilmesine bile karşıyız. Değil ki silahlanmaya. Herkesin evinde de silah yok. Niye olsun zaten? Niye olsun? Hak var, hukuk var, adalet var, polis var, jandarma var. Sanki bu normal bir şeymiş gibi de bunu lütfen yayında dile getirme. Siz birbirinize Tuğba ile ilgili sorularınızı... Peki. Adliyenin önünde. Ben kendimi koruma amaçlı ruhsatlı silahım var. Ben bunu inkar etmiyorum. Tamam ama bunu eşim, genelleştirme diyorum ben de. Eşim 9 ay önce vuruldu. Ben kendimi koruma amaçlı, benim ruhsatlı silahım var. Şey kimseyi vurdun mu bugüne kadar? Nasıl? Kimseyi vurdun mu? Kesinlikle vurmadım da bir kuşum bile canını incitmem. Peki ben de bir şey soracağım size. Siz 2 sene öncesine kadar hep beraber geziyordunuz. 2 sene önce savaşın kafasını gözünü kırıp niye hepiniz bir daha ayrıldınız? Kim kafasını gözünü kırmış? Siz, baban, anan... Özkan, savaşın kafasını gözünü kırdınız, dayak attınız. Buradan bak, sen bunu sordun ya, ben de cevabını veriyorum. Buradan benim eşimin ailesi, babası 4 evli, 35 tane çocuğu var. 35'i de bağlanabilir. Herkes, çevremiz bağlanabilir. Daha benim ailem savaşa bir tokat bile vurmamış. Sen bunu savaş ne akla söylüyorsun? Savaş bağlansın. Seval olmasa. Savaş bağlansın. Herkes bak, buradan ne diyorum? Kendi ailem tarafı da, eşimin ailesi tarafı da, eşimin arkadaşları da, bütün Konya çevresi de bağlanabilir. Böyle bir şey yoktur. Muhittin, senin sabıkan var mı? Sabıkam yok. Herhangi bir suç işledin mi bugüne kadar? Ufak tefek kavga, dövüş. Cezaevine girdin mi? Girmedim.
Ateşli silah kullandın mı hiç birisine karşı? Birisine karşı kullanmadım. Askerde kullandım. Hayır, eğitim amaçlıdan bahsetmiyorum. Evet. Kavgada, dövüşte. Kesinlikle kullanmadım. Hiç, yani bu yumrukla yaralama şeklinde filan şeyler mi? Evet. Başka bir sabıkan yok? Yok. Ailede var mı? Yunus senin var mı? Yok. Diğer abi, kardeş, hayır, bir şey? Yok. Hayır, yok. Ablam, hayır. Peki devam et. Başka sormak istediklerini sor işte. Sen de sor, Seval de sor. Tamam. Savaşta çıksın, ona da soralım biraz. Sor. Savaşa da bağlayın. Savaş. Savaşı da bağlayın Murat abi. Seval, öyle bir şey söylemiştin ki bize. Yani, burada mı? Savaş burada mı? Sanki Muhittin yayına çıkarsa, Muhittin'le konuşursak bu esrar perdesi ortadan kalkacak. Tuğba'nın başına ne geldiğini öğreneceğiz. Hepsi bu şimdi mu yani? Şimdi Serap Hanım, ben Muhittin'e bunu söylüyorum. Bak, bunu inkar edemez Muhittin. Muhittin her seferinde biz gittiğimizde sanki bacısı değil de bir düşmanı gelmiş gibi babasına saldırıyor, annesine saldırıyor. Bir gün Kurban Bayramı biz oraya gittik. Muhittin'in evi babasıgilin evinin arkasında. Annesi Allah razı olsun bize yiyecek içecek hazırladı, yiyoruz. Babası soluk soluğa dışarıdan geldi. Babası dedi ki, çocuklar durmuyor dedi, çabuk buradan çıkın gidin dedi. Annesi de ağlayarak benden Tuba'ya sarıldı. Çocuklarına hatta çıkacak dedi. Bizi aracımıza bindirdi annesi. Biz gittik. Arkadan aynadan bakıyorum, annesiyle babasına saldırdı. Bunları buraya bir daha koymayacaksınız diye. Çok feci şekilde bir aile kavgası oldu. Dövdün mü? Babanı dövdün mü? Ben kesinlikle. Bir dakika. Ben böyle bir şey duydum. Bak, ben şu babana yaşıma geldim. Babana el kaldırdın mı? Bak, şu yaşıma geldim. İşte babam da orada, annem de burada. Ben Allah'tan korkan birisiyim. Bağırdım, çağırdım. Neden? Betül'le Kazım'ın olayına bağırdım, çağırdım. Ben kesinlikle Tuğba'nın evliliğine karşıydım. Ama sen diyorsun ki Tuğba'nın onunla hiçbir ilgisi yok diyorsun. Yine Betül'ü araya koyuyorsun, Tuğba'nın oraya misafir gelmesin. Sen o soruyu soruyorsun. Senin sorduğun soru cevabını tamam, veriyorum ben sana. Yine Betül'ü karıştırıyorsun. Biz senin sorduğun sorunun cevabı bizim annemle babamla dövüşme, bağırışma, çağrışmanın cevabı Betül. Biz Betül'den dolayı annemize babamıza bağırdık, karşı geldik. Ama o gün Betül yoktu ki yanımızda, benle Tuğba'ydık, Betül yoktu. Ben sizi devamlı kovalamak istiyorum. Neden? Silahla geliyorsunuz. Ailemin içinde silahla ne işiniz var? Peki. O gün yanımızda Betül yoktu, benle Tuğba gelmiştik. Seval bir saniye, Savaş da şimdi telefonda. Bu arada sana bir son bir soru, yani son değil de şu an için aklıma geldi, unutmadan sorayım. Seval, sen Muhittin'in böyle bir portre çizdin. Hani kardeşini de kovuyordu, bizi de kovuyordu. Betül'le ilgili de zaten Tuğba'ya bir şeyi vardı, kini vardı. Sen açık açık şunu söyle. Muhittin'in Tuğba'nın başına bir şey getirdiğini mi düşünüyorsun kardeşim? Çünkü Muhittin'in kız kardeşinin başına bir şey getirdiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü kaç yıl oldu bilmiyorum tam olarak ama bu adamın kini, Betül'ü halen eve sokmaması büyük bir kin. Bizi eve koymaması Tuğba'yla büyük bir kin tutmasının sebebi nedir? Yani böyle bir şüphen var. Şüphe diyorum tabii ki ben buna. Peki. Evet. Savaş. Sonra. Ha, söyle. Hanım, tamamla. Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Şimdi Gülhanım Hanım diyor ya, son hastaneye gidişinde babası gitti, ben gitmedim diye. Hı hı. Bu babasının veya benim oradan alıp almadığımın nasıl bir şahitliğini yapıyor ki? O gün oraya... Bunu Yaşar Bey söylüyor. Yaşar Bey söylüyor. Yaşar Bey'in iddiası. Evet, Yaşar Bey hala Gülhanım telefonda mı? Buna Gülhanım şahit mi? Gözüyle görmüş mü benim alıp almadığımı? Yavrucağızım, ben hastaydım diyorum. Bütün telefonum, bak kaç yıldır tamam, değiştirmemişim. Bütün telefonumun kayıtlarının çıkmasını istiyorum, tamam mı? Peki. Yaşar Bey'e soracağım bu soruyu. Sonra da Savaş'a geçeceğim. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Buyurun. Hastaneden Tuğba'yı kim aldı götürdü? Hastaneden Tuğba'yı... Seval. Tek başına mı aldı? Seval götürdü.
Yanında kim vardı Seval'in başka? Tek başına götürdü. Ehliyetli şoför. O durmuş gülük postası. Niye gider gelir Seval. Niye verdin? Baba benim elime bıçak verdiler. Baba beni işte saldılar, ilaç verdiler. Ben neredeyse insan düşmanları öldürecektim diyen kızını Seval'in yanına verdin ve gönderdin mi? Alo. İlk yatırdığımız gün zaten Savaş Sinan Özkan telefonda tehdit etti. Çok merak ediyorsunuz. Bizim de çok merak ettiğimiz ve takip ettiğimiz birkaç dosyadan bir tanesi 2017 yılında Ağustos ayında kaybolmuştu Zehra ve Korhan ve 2018 Mart ayında 7 aylık kayıpken aileler bize çıkmışlardı. Yani kayıpların üzerinden 2,5-3 yıl geçti. Tam olarak 3 yıl geçti. Çok çarpıcı gelişmeler var. O dönemde kayıp olarak aranan bu iki isimle ilgili bize başvuranlar, bizim başvurduklarımız, alınan efendim röportajlar, bize söyledikleri yalanlar, dolanlar her neyse. Sonuçta cinayet masasına geçmişti dosya ve sonrasında da çok önemli gelişmeler oldu. Birazdan ekranlara getireceğim ama bu tabii ki Tuğba konusu da çok çok önemli ve ciddi bir dosya. Bunun da eli kulağındadır herhalde, yakında artık cinayet büro tarafından aranmaya başlayacak diye düşünüyorum. Görümcesi Seval canlı yayında, Seval'in kocası Savaş telefonda, Tuğba'nın babası Yaşar Bey yine telefonda ve telefonda yine çok sürpriz bir isim var. O da kız kardeşin Betül. Bize hani ben sordum, şunu bir çeviriyorum. Ben sordum efendim işte şu tarihte burada dedi, bu tarihte burada dedi Eltim Seval demişti. O da telefonda. Çok çarpıcı şeyler söyleyecek ama Seval, sana şu soruyu sormak istiyorum. O gün hastanede iddiaya göre sen, bu senin kızın arabaları yaktı, ödeyin, biz bunu ödemeyiz dediğin araba yakma olayı nedir? Böyle bir vaka kayıtlara geçti mi? Hayır Serap Hanım, bunu bana Yunus söyledi. Yunus'tan duydum ben bu lafı. Yunus tekrar sizin yayında, ilk yayınınız başladığında, yayına ilk geldiklerinde tekrar konuşmuştu. Bunu öğrenebilirsiniz oradan. Seval Hanım, Seval Hanım bir şey sormak istiyorum size. Bu kundaklama olayı olmadan önce Tuğba sizin yanınızda mıydı? Nasıl? Kundaklama olayı olmadan önce Tuğba nerede kalıyordu, nerede ikamet ediyordu? Kundaklamadan senin haberin var mı yok mu? Hayır, kesinlikle yoktur. Öyle bir kundaklama bir şey yapsam kendim yaparım. Neden Tuğba'ya ben söyleyeceğim git kundaklama yap diye? Onların iddiası şu. Bugüne kadar da araştırabilirsiniz. Benim hiçbir kundaklamam, silah kullanmam, şudur budur. Ya benim sorum hiçbir o değil şey ki. Seval Hanım ben başka bir şey sordum. Kundaklama olayı gerçekleştiğinde Tuğba hangi evde ikamet ediyor idi? Aslı'yla beraber ikamet ediyordu. Kundaklama olayını kabul etmiyor ki zaten. Şimdi söylüyorum. Kundaklama diye bir şey yok. Sadece Yunus dedi ki ne? Tuğba gitmiş elin arabalarını yakmış dedi. Ben de kimin arabası? Şu nedir, necidir değil diye hiçbir şey araştırmadım. Ama öyle bir şey yok. Murat Bey diyor ki sana, kundaklama olayı sırasında nerede kalıyordu diyor. Aslı'da kalıyordu diyorsun. Demek evet, ki... Aslı. Böyle bir olay var demek ki, böyle bir olay ve senin de haberin var bu kundaklamadan. Hayır, haberim yoktu. Daha sonra hastanede bana bunu Yunus söyledi. Tamam, ben bir yere bağlamaya çalışıyorum. Tuğba bu kundaklama olayı olduktan sonra mı hastaneye yattı? Tuğba kundaklama olayı içinde mi dışında mı bilmiyorum. Sadece tamam, ben onu sormuyorum Seval Hanım. Ben başka bir şey soruyorum. Velev ki içinde dışında, bahsettiğim o değil. Kundaklama olayı olduğunu düşünüyoruz. Olduktan sonraki bir tarihte mi yattı hastaneye? Şimdi ben Tuğba'nın kundaklama yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben öyle tarih şey olarak soruyorum. Yok. Kundaklamadan bahsettim. Kasıt şu. Tarih olarak soruyorum. Yani bu kızın hastanede yattığı tarih kundaklama olayı olduktan sonraki bir tarih. Doğru mu? Zaten Tuğba'yı hastaneye biz kayıp ilanını verdikten 1-2 gün sonra hastaneye yatışı olmuş, hastanede bulunmuş. Şimdi ben bir yere bağlamaya çalışıyorum. Hemen sonrasında hastaneye yatıyor ve onu ilk de siz buluyorsunuz. Ben bulmuyorum, babası buluyor. Babası bulup size mi haber verdi? Bak
polisler buluyor, babasına haber veriyor, babası da beni arıyor, kızı aramayın, kız hastaneye yatmış diyor. Tamam, şimdi bu soruyu tekrar, bu sefer size değil, Muhittin'e soruyorum. Muhittin Bey az önce dedi ki, Tuğba haklı ve suçsuz. Hangi olay kendisine isnat edildi ki siz ona suçsuz diyorsunuz? Bunlar Tuğba'ya hap içirmiş, hipnotize etmişler. Tuğba'ya hap yani içirmişler de annalileri her şey vardır hastanede. Siz bunu nasıl iddia edebilirsiniz? Soru sana sorulmadı. Burada bana soruldu. Ben cevaplamak zorundayım. İstersen sen cevapla. Muhittin sen ben burada soruyu ben cevaplıyorum. Senin cevaplamana gerek yok ki. Diyorsun. Seval kime iftira atmış? Herkes bağlansın bakayım. Kime iftira atmışım? Konumuz kime siz değilsiniz. Müsaade buyurun lütfen Muhittin Bey buyurun. Bir daha sorar mısın abi? Siz az önce dediniz ki. Evet. Neye istinaden haklı ve suçsuz dediniz? Şimdi Tuğba'ya hap içirilmiş. Tuğba hapın etkisiyle bir araba yakmış. Yani ben de bunu hastanede yaktığından 15 gün sonra arkadaşlardan, çevreden duydum. Bunu Yunus'a soralım o zaman. Bunu Yunus. Arkadaşlardan yani bana Yunus söyledi diyor. Tuğba suça sürüklenmiş o zaman. Onu mu anlıyorsun? Suça sürüklenmiş. Yani buna evet. Hap içirmişler Tuğba. Hipnotize bir şekilde kundaklama yapmış. Seni yetiştireceğim evet. Tuğba. Hatta duyduğum Seval, merak arabasını etme. Yaktığı kişinin ismini de vereyim. İsterse o kişiler de bağlansınlar, söylesinler. Yani isterlerse. Tamam, ben bir ne yere... kadar doğru, ne kadar yalan onu da bilmiyorum. Araba yakıldı mı, yakılmadı mı? Şimdi yakılmış. Şunu söyleyeyim. Bize, Yunus. Bana. Bunu özellikle bana söyledi Seval Hanım. Hastaneden biz o gün Tuba'nın ilk yattığı akşam ben, annem, babam, bu Seval... bu Özkan'ın karısı mı, kardeşi mi ne bilmiyorum. Thomas oradaydı. Kardeşi, bak. Kardeşi. Ha, beş kişi oradaydık. Bu bana söyledi. Bu dedi arabaları yakmış dedi. Siz nasıl ödeyeceksiniz dedi. Ben de dedim ki Tuğba bizim yanımızdan mı gitmiş dedim. Bunu bana kendisi peki, söyledi. Peki, araba yaktığına dair Tuğba hakkında hastanede bile olsa herhalde birileri şikayetçi oldu. Şimdi... Böyle bir dosya açıldı mı? Böyle bir suçlamayla Tuğba karşı karşıya kaldı mı? Herhangi bir şekilde... Ceza alması için evet. Bir girişim oldu mu ki bu kız ortadan kayboldu? Arabası yakılan kimse ya da kimlerse onlar bize bağlansın da benim arabamı yaktı desin o zaman. Evet. Bir iddiadır gidiyor. Zaten evet. Zaten benim bağlantı yapmak istediğim nokta buydu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yaptığımız harici araştırmada 6 tane ev var, 1 tane de araba var kundaklanan. Evet. Eğer bu 6 ev ve arabanın kundaklanmasıyla ilgili evet. Şahıslar bu aileden Tuğba'yı sorumlu tutuyorsa o zaman işin mecrası değişiyor. Evet. Kastım oydu. O yüzden bu tarih ama burada şöyle bir noktaya geliyoruz. Tuğba'nın bunu tek başına yapma, velev ki yapmış olasılık anlamda söylüyorum. Evet. Onun bunu tek başına yapma imkanı yok. Mutlak surette birisiyle beraber hareket etmesi gerekiyor. Herhalde. Bir de şurada size bir şey hatırlatmak istiyorum Murat Bey. Biliyorsunuz bu Fırat'ın abisi bir cinayete kurban gidiyor. Hı. Diğer abisi yaralanıyor. Evet. Daha sonra Fırat'ın ailesi, doğruysa doğru evet. Değil, bu hasımlarının evlerini yakıyorlar. Evet, evet. Evet. Bu kundaklama olayı o zaman oluyor zaten. Evet. Yani 2012 yılının... O cinayet tazeyken oldu. Tazeyken şimdi oluyor. Şimdi doğruya geldik mi? Biliyoruz, onu biliyoruz. Evet. Yani olay tazeydi. Onların Tuğba'yla bir alakası yok. Yok. O dönemde... Yok. Allah'tan korkarım. Burada 5-6 tane ev ve araba kundaklanıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu olay ayrı. 2012. Evet. Geliyoruz. Tuğba'nın hastaneye yatması 2014. Doğru. Dolayısıyla gelip de senin Yunus'a... Senin kardeşin arabaları kundaklamış dediğin tarihle bu ayrı, apayrı bir şey. Sen böyle bir şey söylemedin öyle mi Seval? Hayır kesinlikle söylemedim. Yunus sen söyledin mi benim kardeşim arabaları kundaklamış diye? Ben bunu zaten Seval'den duydum. Ben o zaman 12-13 yaşında çocuktum. Ben nereden bileyim Tuba'nın gidip kundaklamaya? Yunus başka şeyleri hatırlıyorsun. İşine gelen gelmeyen şeylere de ben çocuktum hatırlamıyorum diyorsun. Orada... Annemle babam çocukların üstüne kızların kapıyı kilitlediğini de söyledin. Tuğba'nın araba kundakladığını peki da söyledi. Peki bizim çevremizden sorsunlar, soruştursunlar. Biz hangi gün ablam gelin üstüne kapı kilitlemişiz? Bu da bunu iddia ediyor. Tamam, tamam. Bak. Yarın devam edeceğim. Bütün sorularınız karşısında cevap. Tamam Seval, yarın tamam. Seval Hanım bir şey daha sormak istiyorum sana. Benim alnım açık her zaman bak. Konuştum.
görüşmeye sana bir şey daha soracağım. Bir şey soracak Muhittin. Bir şey daha soracağım. Beni talep ediyordun. Dur orada. Koyabilirsiniz. 5 yıl veya 10 yıl öncesi gören duyan herkes varsa televizyona, canlı yayına bağlanabilir. Hakkımda bütün şeyleri sorup soruşturabilirsiniz. Nasıl bir insan olduğumu, ne pisliğim ne temizliğim olduğunu öğrenip. Tamam. Başka tamam bir şey kızım değil. Tamam. 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 Covid testi için gidiyormuş. Tamam. Allah kolaylık versin. İnşallah negatif çıkar sonucu. Bu arada Seval'in kocası telefonda, aynı zamanda senin Betül kardeşin. Betül hiç affetmemişsin sen. Evet. Hiçbir zaman affetmemişsin. Doğru. Betül Seval'in erkek kayınbiraderiyle kaçıyor. O zaman kayınbirader evli, 45 yaşlarında. Betül daha yaşı çok küçük herhalde o hayır, dönem. Hayır, kaçmıyor. Adliyeden devletin kestiği parmak acımaz. Adliyeden aldılar. Adliye eliyle Betül'ün kocasına teslim ettiler. Tamam ama sen bu evliliği hiç onaylamadın. Onaylamadım. Ve hiçbir zaman evine de sokmadın. Sokmadım. Ne Betül'ü ne de kocasını. Evet. Doğru, doğru. Peki doğru. Betül kardeşin telefonda. Betül. Alo. Evet, seni dinliyoruz Betül. Beni dinliyor musunuz Serap Hanım? Ben size şöyle anlatmak istiyorum. Hı. Orada gördüğünüz şahıs ben kaçtım diye... Tamam beni babamın evine koymuyor, beni kabul etmiyor. Ben bunlara amenna, elini öpeyim, tamam kabul etmiyor. Peki seninle, duayla çıkan kızları niye kabul etmiyor? Evet, bunu kendisine bir sorar mısın? Cevap ver Muhittin. Bir tek Tuğba değil, Zehra olsun, Nuran olsun, hiçbirini babamın evine koymuş mu bugüne kadar? Hayır. Niye gelip gidiyorlar, niye yalan konuşuyorsun kızım? Ben yalan dur konuşmuyorum. Sen. Zehra ne zaman geldiyse kolundan tuttu, dolmuşa bindi, geri gönderdi. Yalan Zehra telefona çıksın, Zehra telefona çıksın. Çıksın Zehra, çıksın. Nuran da çıksın, Zehra da çıksın. Sen abilik oyunu oynama. Sen Zehra da çıksın, telefona Nuran da çıksın. Peki, hemen. Sen abilik oyunu oynama. Betül. Ben seni söylemek istiyorum, bak beni dinle. Tamam, sen hak etmiyorsun, kardeşliği hak etmiyorsun. Çok ciddi yaş sınırı var. Baban yaşında adamla gittin, evlendin. Gittiysem, baban sayılır, baban onun yaşı. Gittiysem evimin hanımıyım, çocuklarımın anasıyım. Sen benim doğru mu? Tamam. Doğru. Betül, sen babanın yaşında bir sakinleşin, evlendin. Bir sakinleşin. Betül, daha seninle konuşacağımız başka şeyler de var kızım. Sen de bir sakinleş, herkes bir sakinleşsin. Bu konuya bir virgül koyacağım. Daha Savaş'la konuşacağız ama Zehra ve Korhan dosyasına geçmek zorundayım. Çünkü seyircilerimize bugün onlarla ilgili gelişmeleri ekranlara getireceğimizi Korhan kim? Söylemiştim. Senin alakası yok. Onun için daha olayda Savaş var, daha Betül'le konuşacaklarımız var, daha çok şey var. Ama bir virgül koyuyorum ve efendim... Korhan ve Zehra dosyası dediğim gibi 10 Ağustos 2017'de iki genç ortadan kayboldu. Zehra'nın iki çocuğu vardı, kocasından boşanmıştı. Korhan karısından boşanmıştı ama birlikte yaşıyorlardı. İki tane çocukları vardı. Bir gece bir yerde yanlış zamanda belki yanlış yerde bulunmakla hayatlarını acaba canlarıyla mı ödediler Korhan ve Zehra? 2,5 yıl önce Isparta'da bir anda kayıplara karışan Zehra ile Korhan'ın aileleri programımıza katılarak çocuklarını aramaya başladı. İlginç bir kayıp hikayesi daha var. İki tane çocuğu var. 10 Ağustos günü konuşuyorlar anneyle. Ondan sonra işe gitmediğini öğreniyor o gün. Ve ondan sonra 7 ay olmuş. 7 aydır yok ortada. Ortaya çıkan gerçekler bir cinayeti işaret ediyordu. Ve tek bir şüpheli vardı. Korhan'ın çocukluk arkadaşı besici Ali. Bizim iki tane çocuğumuz ne oldu Ali? O beshanede en son telefon şeyleri o beshanede ne oldu Ali bizim çocuklarımıza? Zehra'yı tanımadığını iddia etti. Telefon geliyor Zehra, telefon getiriyor elinden. Evet. Telefonla yol tarif ediyor. Araba bir dakika sonra geliyor oraya. Bir iki dakika sonra geliyor. Oralarda bir şeyler olmuş. Boyun kısmına doğru bıçak vurduğunu gördüm dedim ifademde. Öldü mü sizce o adam? Öldüğünü sanmıyorum. Kendi bilinci açıktı adamın. Kendi atladı bu tarafı. Peki Zehra'yı tanıyor musun? Yok, hayır. O gün ilk kez mi gördün Zehra'yı? Yalanları ortaya çıktı. Saat 1'e 5 kala Zehra'nın telefonundan bir arama olmadı. Olmadı.
3 ayrı kavşaktan da efendim o gece buraya siyah lüks bir araba gelmedi. Zehra'nın orada İlkay Hanım'ın yanında çalıştığını, bir veya bir buçuk ay çalıştığını biliyorum yani. Aa, evet. Bu durumda Ali'nin o bir buçuk ay içinde ablasının yanında çalışan Zehra'yı tanımaması mümkün değil. Yayınlarımızın ardından operasyon yapıldı. Ali, yayınımızda defaatle otostopla ilgili konularda hep bir geri durmuştu. İşte bu yapılan gözaltı Ali'yi bu noktadan, Isparta'dan İstanbul'a götüren arkadaşlarından biri. İşte bu. İçeride i̇şte olan bu. Daha önceden i̇şte gözaltısı. Biz biliyorduk böyle olduğunu. Ve besici Ali dün itibariyle mahkemede iki kişinin cinayet şüphelisi olarak tutuklama kararı çıktı. Evet. Ve Korhan'ın cesetleri nerede? Evet, cesetler nerede? Neden? Ne oldu? O gece orada ne oldu? Cesetler nereye saklandı? Gerçeğin peşinde. Şimdi efendim o dönemde hocam bilir, sizler maalesef yoktunuz aramızda ama hocam bütün şüphelerimiz zaten besici Ali üzerineydi. Biz sadece sebebi tartışır hale gelmiştik, evet, artık. Ve de cesetleri ne yapmış olabileceğini tartışır hale gelmiştik. O kadar diyeyim size. Şimdi efendim son gelişmeleri aktarıyorum size. Yani 2018 yılının aşağı yukarı Mart ayında bize gelmiş aile. Dolayısıyla 7 aylık kayıpmış o dönemde. Nisan, Mayıs, neredeyse 3 aya yakın biz bu konuyu işledik. Yani 2 yılı aşkın bir süredir besici Ali tutuklu yargılanıyordu. Şimdi geliyorum efendim son duruma. Tutuklu Ali Aydıner, yani besici Ali hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçen haftaki duruşmasında karar öncesi mütalaa verildi. Duruşmada sanık Ali Aydıner, Zehra ile Korhan'ın kendisine ait Yazı Söğüt Köyü'nde bulunan çiftlik evine geldiğini, birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gittiklerini anlattı. Bir süre sonra Korhan'ın başka bir araçla geri gelip kendisine "benim arabayı yarın babama teslim et" dediğini öne süren Aydıner, ki bunu yayınlarda da bize söylemişti. "Bana teslim etti, gitti vallahi, nereye git, Antalya'ya gidiyorum" diye gitti demişti hatta. "Onları ben öldürmedim, ne olduğunu da bilmiyorum" dedi. Mahkeme başkanının olaydan sonra Özlem'le, Özlem kim biliyor musunuz? Korhan'ın boşandığı ama aynı evde yaşamaya devam ettiği çocuklarının annesi. Olaydan sonra Özlem'le onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında "Korhan Zehra'yı öldürdü, ben de Korhan'ı öldürdüm" dediğin tutanaklarda yer alıyor. "Buna ne diyeceksin?" diyor mahkeme başkanı. Bunun üzerine de sanık Ali Aydıner kendisine oyun oynandığını, gerçekleri Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini. Hocam. Yani biz o zaman nasıl tahmin etmiştik? İşte Korhan karısını aldatıyordu. Yani hani Anadolu tabiriyle orada bir eğlence tertiplemişlerdi. Karısı bastı. Büyük bir olay çıktı ve orada Özlem Hanım da, yani bizim tahminimize, yazdığımız düşünceye, iddiaya göre kendisi ateş etmeye başladı ve orada cinayet gerçekleşti. Besici Ali ile Özlem arasında da çocukluktan gelen bir aşk vardı. Bunu da biliyoruz. Ya da Besici Ali'nin platonik bir aşkı vardı. Platonik, yani çocukluktan gelen, evet, böyle bir hayranlığı vardı diyelim. Ve bunu örtbas etti. Özlem Hanım'ın üstünden aldı diye düşünmüştük o zaman. Şimdi bu bizim dediklerimizi doğrulayan bir başka senaryoda hocam. Özlem belki bu cinayete iştirak etmedi ama Ali bu olaydan sonra Özlem'in evine gitmiş ve olayı anlatmış. Mahkeme başkanının tutanaklarda yer alan besici Ali'nin ifadesiyle ilgili sözlerini söylüyorum efendim. Kendi başımıza konuşmuyoruz. Gitmiş
ve orada Özlem'e bu cinayeti itiraf ettiği tutanaklarda yer almış. Korhan Zehra'yı öldürdü, ben de Korhan'ı öldürdüm şeklinde. Şimdi Zehra'nın annesi telefonda. Alo. Alo. Canım, babanızı kaybetmişsiniz bu arada. Evet. Maalesef o yüzden de gelemediniz. Önce başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Canım, şimdi gelinen noktada tabii ki bizim o zamanki tahminlerimiz doğrultusunda ve tabii ki de 2 yılı aşkın bir tutukluluk süreci devam ettiği için Besici Ali yönündeki şüpheler artıyor. Ne diyorsun? İsmi Kezban Hanım'dı değil mi? Evet. Evet canım. Ne diyorsun Kezban Hanımcığım? Yani Serap Hanım, ne diyebilirim? Zaten bunu bilen Özlem'in Ali başka kimse değil. Ali sürekli Özlem'i gösteriyor. Yani Özlem'de bunu bilen zaten Ali. Orada olan Ali, her şeyi bilen de Ali. Ne diyebilirim ki ben şimdi? Peki Özlem'in, şimdi Özlem de bize o zaman canlı yayınlara katıldı, ağladı. Evet, ağladı. Evet, Özlem de çok mağdur olduğunu söyledi. 2 çocuğumla evet, ortalıkta kaldım dedi. Şimdi bu tutanaklara baktığımız zaman Özlem'in de hani direkt cinayete iştirak ya da bir, evet, cinayet varsa ona iştirak değil de hani sanki olayı bilip sakladığı gibi bir sonuca varıyoruz. Size sevgili seyirciler şunu da söyleyeyim. Kezban Hanım babasını kaybettiği için yayına gelemedi. 1-2 gün müsaade edin bana dedi. Ama aynı şekilde Korhan'ın ailesine de biz davette bulunduk. Biliyorsunuz o zaman anne baba geldi, burada gözyaşı döktü. İşte beraber yaşadığı, boşandığı kadın aynı şekilde. Onlar yayına gelmeyi bırakın, telefona bile bağlanmayı reddediyorlar. Kezban Hanım. Yani sanki neden, onların oğlu kayıp değilmiş gibi. Aynen öyle. Hiç oğulları kayıp değilmiş. Zaten sürekli benim ondan sonra tekrar benim söylediklerim, benim içimden gelerekten söylediklerimi onlar tekrarlıyorlar. O gün bana savcı dedi ki Kezban Hanım sen ne diyorsun dedi. Ben Ali'nin gözlerine baka baka Ali beni, bana çocuğumu ver diye bağırdım. Sürekli bağırdım. Kaç yıl, 10 yıl bağırdım. Ali benim çocuğumu bana ver diye bağırdım. Fadime Hanım'a dönüp de sen ne diyorsun dediği zaman sadece şunu dedi. Ali çocuğumu ver. Ali çocuğumu ver olmuyor. Serap Hanım. O bağıracak. Ben çocuğumu buluncaya kadar da uğraşacağım. Geleceğim. İstediğim yere de gideceğim. Canım tehlikeye de girse. Korkmuyorum hiç kimseden. Ben çocuğumu bulacağım. Bana da Ali çocuğumu verecek. Bana çocuğumu Ali verecek. Ölüsü ise ölüsünü, dirisi ise dirisini. Ben çocuğum istiyorum. Ben torunlarımın yüzüne bakamıyorum ya, bakamıyorum. Benim çocuğum daha 1 hafta oldu torunlarım evime geleli. Bana dedi ki annemi ben arasam bulurum annene dedi. Ben bu acıyla yaşayamıyorum zaten. Nasıl onların vicdanı vardı yaşayacak ya? Vicdanlarını dinlesin. Ali'nin anasına da, babasına da, ablasına da, Korhan'ın anasına da, abasına da. Zaten bunların içinde bir şey var. Ali diyor ondan sonra Fadime Hanım biliyorlar. O diyor yalan söyle, o diyor yalan söyle. Ortaya da beni oyuncak ediyorlar. Başka kimseyi değil. Beni oyuncak ediyorlar. Ali bana çocuğumu verecek. Ben çocuğumu istiyorum. Şimdi o dönem Zehra eşinden boşanmıştı. 2 çocuğu vardı. Evet. Dediğim gibi sevgili seyirciler Korhan da boşanmıştı. Defalarca karısını aldattığı iddia edilmişti o zaman. Fakat birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Ama Korhan uslanmamıştı. Ona da inanmıyorum ben. Bilmiyorum. Bize aktarılan, bizim yaptığımız araştırmalar bu yöndeydi. Ama sonrasında karısını defaatle aldatmaya devam ettiğini biliyoruz. Şimdi aynı fabrikada çalışıyorlardı Zehra ile ve Korhan. Biri 36 yaşında, 37 yaşında olacaktı eğer şu an hayattalarsa. Zehra da 26 yaşında olması lazım. Birlikte çıkışta herhalde bir duygusal bir şeyler de var aralarında. Bu Besici Ali'nin çiftliğine gidiyorlar. Orada yeniyor, içiliyor. Hatta müzik dinlenmişti, tabii, hatırlıyor musunuz? Tabii. Kayıt, canlı yayın yapmışlardı. Canlı yayın yapılmıştı vesaire. Ondan sonra Besici Ali dedi ki bir araba geldi. Arabadan biri indi. Korhan onu vurdu. Onlar gittiler. Saçma sapan böyle bazı iddialarda bulundu. Sonra dedi Korhan dedi aldı Zehra'yı gitti. Sonra geri geldi arabasını bana bıraktı. Niye bu adam gelsin arabasını sana bıraksın? Gidecekse zaten Antalya'ya kendi arabasıyla giderdi. Fakat daha sonra kayıp olarak aranan Zehra ve Korhan'la alakalı
Yayınlarımız sonrasında tabii ki emniyet de harekete geçti. O ana kadar kayıp olarak aranıyorlardı. Harekete geçti ve besici Ali kuvvetli suç şüphesiyle kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Şu anda tabii ki mahkeme yeni daha bir önümüzde bir celse var ama bu arada ceset arama çalışmaları da devam ediyor. Şu olay herhalde şehir efsanesi. Bazı vakalar için tabii geçerli bu. Ceset yoksa cinayet yok gibi bir durum her vaka için geçerli değil. Ama şöyle, cinayet soruşturmalarının en büyük delili cesettir biliyorsunuz. Yani ceset delildir. Ondan sonraki soruşturma evrakları o ceset üzerine bina edilir. Tabii bulunmaması cinayetin işlenmediği anlamına gelmez. Fakat cesedin bulunmaması ölüm, gayiplik o kadar şeyi birbiriyle tetikleyecektir ki yani bulunmasında çok büyük fayda vardır. Orada şöyle bizi de çok tabii irite eden bir durum vardı. Hocam siz de hatırlarsınız. Besici Ali'nin orada işte hayvan kesimi yapılıyor. Tabii, bir mezbahası vardı ve kıyma makinesi vardı. Ve gideri vardı oranın. Yani büyük bir çünkü hayvan artıklarının gitmesi için kanalizasyona doğrudan bağlanan bir kanalı vardı. Yani çok ufak parçaları o makineyle ayırıp o kanala dökülünce bulunması çok zordu. Hatta biz o havuzları aradık, kanallara işte kameralar soktuk falan ama bir parça buluruz ümidiyle bulamamıştık o zaman. Tabii ki burada Özlem'le yaptığı konuşma tutanaklara geçen Korhan Zehra'yı öldürdü, ben de Korhan'ı öldürdüm açıklaması. Bu arada Özlem'in de madem acılı bir eş, hala bulunamayan bir eş var ve çocuklarının babası var. Onu da yayına bekliyorum. Bakalım bu tutanaklara geçen Özlem'e itiraf etti sözlerine Özlem ne diyecek? Kezban Hanımcığım, adalet er ya da geç yerini bulacak. Evet, adalet yerini bulacak. Evet, hani derler ya geç gelen adalet adalet değildir. Hayır efendim, adalet her zaman adalettir. Biraz ben sabretmemiz güveniyorum. Gerekiyor. Kesin adaletimize güveniyorum. Evet. Polisime, her şeyime güveniyorum. Onlar bana hep yardımcı olacak. Kesinlikle ben Korhan'ın annesine, babasını ve boşandığı halde birlikte yaşadığı çocukları için çıkıp ekranda gözyaşı döken Özlem'i de yayına bekliyorum. Size de tekrar başsağlığı diliyorum. Sizi de buraya bekliyorum Kezban Hanımcığım. Tamam. Başınız sağ olsun. Sonuna kadar da kızımı arayacağım. Tabii ki arayacağız. Tabii ki arayacağız. Ali bana kızımı verecek. Tamam canım. Verecek. Tamam canım. Peki. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın 13.15'te yine Star ekranlarında buluşmak üzere. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Bunun biliyorsunuz 3 kuralı var. Maske, mesafe ve hijyen. Yarın buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık.